eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Bebek var galiba burada. Salon berbat bir durumda. Burası biraz bir iki saatin alır gibi geldi bana. Salon gerçekten çok kötü. Baktım şu vitrinin bardaklarından ya. Oo, dola duvara bak. Hallederiz. Wow. Oo. Bilgin Hanım temizliği yarıda da bırakabilir. Bu ne? Şaka gibi. Ya ben şu an kesinlikle biteceğini sanmıyorum bu evi. Oy, en sevmediğim halı. Hallederiz ya. Çok ayrıntı bulabileceğimiz berbat bir durumda. Ay ben şu an çok üzüldüm. Fayansları çok kötü. Nilgün Hanım bu evi gerçekten temizler, başarabilirse tek rakibim olabilir. Ekranların temizliğe sevimlilik katan yarışması Temizlik Benim İşim'de haftanın final günü başlıyor. Bakalım bir haftalık temizlik maratonunun sonunda mutlu sona kim ulaşacak? Bugün yarışacak Nilgün Hanım mı yoksa titizlikte iddialı Halise Hanım mı? Niyazi Bey, Sevgi Hanım ve Mertcan Bey'i de unutmamak lazım. Acaba Kadir'den alacakları puanlar dengeleri nasıl değiştirecek? Haftanın finalinde tüm sorular yanıt bulacak. Birinci kim olursa olsun temizlik kazanacak. En iyi temizliği ben yaparım diyenlerin yarıştığı Temizlik Benim İşim'de haftanın sonuna geldik. Bugün büyük gün. Nilgün abla yarışacak. Diğer yarışmacı arkadaşları evi gezmek için uğurladık. Nilgün abla ne hissediyorsun? Çok güzel şeyler hissediyorum. Enerji doluyum bugün. Son gün. Evet, son gün. Son güne kalmak da değişik bir duyguymuş. Sence iyi bir şey mi son güne kalmak? Bence aslında iyi bir şey tabii ne ki. Ne gibi? Gözlemliyorsun, bakıyorsun, heyecan biraz daha sanki daha hırslar tavan yapıyor bu bir şekilde. Bir haftadır eksik bulduğun yerleri bugün sen daha iyi temizleyeceksin ki gelip sen de bulmasınlar. Kesinlikle öyle. Fırtına gibi esmem lazım. İnşallah. Peki sence 4 saat yetişecek mi? 4 saatten artar. Arttırırız artar. Yani. Artar tabii. Yalnız bu hafta hep bir artar diyenler böyle bir yetiştirememe çabasına girdiler son dakikalarda. Onu yaşayınca göreceğiz. Yaşayınca göreceğiz. Evet. Bu arada dün biliyorsunuz finalde Halise abla biraz rahatsızdı. Şu an durumu gayet iyi. Bugün de aramızda zaten. Dünkü finalden dolayı kusura bakmayın lütfen. Çünkü biraz kendimi rahatsız hissettim. Finalden ayrılmak istedim. Biraz da oğlumu özlemiştim. Oğlumu gittim gördüm kendime geldim ama bugün bomba gibiyim inşallah. Biz Nilgün ablayla gidelim turulumlarımızı giyelim artık. Aynen. Hafta boyunca yarışıp ter döken yarışmacılarımız bugün artık Nilgün Hanım'ı değerlendirmek için buradalar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Madem herkesin keyfi yerinde o zaman başlayalım isterseniz. İşte Nilgün Hanım'ın temizleyeceği salon. Buyurun dilediğiniz gibi gezip inceleyebilirsiniz. Bebek var galiba burada. Doğru bildiniz Mertcan Bey. Ben gözlemledim zaten. Salon berbat bir durumda. Beyaz koltuklar, beyaz mobilyalar artık beyazlıktan çıkmış bir vaziyetteydi. Ne
oldu Mertcan Bey? Dış ses altları görmeyebilir. Altları çok çok kötü. Umarım orayı görür ve temizler. Televizyonun altı, o TV ünitesinin altını görmeyeceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi salonda çok eşya var. Hepsinin tozunu almak mümkün mü? Olabilir ama alacak yani. Ya koltuklar? Biraz koltuklar biraz zorlayabilir. Yani çok derinlemesine giremeyecekse de biraz yüzeysel bile olsa alması gerekiyor. Sevgi Hanım, sizce Nilgün Hanım böylesine eşya kalabalığı olan bir salondan kaç saatte çıkabilir? Burası biraz bir iki saatin alır gibi geldi bana. Gözünüz korktu yani. Evet. Evet. Salon gerçekten çok kötü. Hani berbat derecesinde diyebilirim. İlk girdiğimde çok şaşırdım. Yani bu kadar kötü beklemiyordum işin gerçeği. Mertcan Bey. Buradan 1,5-2 saatte ben de Sevgi Hanım'a katılıyorum. 1,5-2 saatte anca çıkar. Niyazi Bey, salon zor mu? Salon bayağı bir zor. Çünkü işlenmiş kirler var. Bunlar çıkmazsa olmaz. Evet, başka? Ben salondan 2,5-3 saate bütün zamanını salonda geçireceğini düşünüyorum. Diğer tarafları görmedim ama eğer diğer taraflarda böyleyse çıkacağını zannetmiyorum bitireceğini. Benim bir şey dikkat içimi çekti. 5 tane yapay çiçek var. Eğer bu 5 çiçek yıkanıp, kurulanıp düzgün bir şekilde mi çıkacak? Yoksa hiç onlara girmeden çıkartacak mı odadan? Yoksa finalde onları görmeyecek miyiz? Evet. Dilerseniz artık yavaş yavaş mutfağa geçebiliriz. Hadi mutfağa. Salonda en çok takıldığım şeyler koltuk. Bir de beyaz. Ya çok büyük sıkıntı. Wow. Of. Bu ne? Şaka gibi. Ya ben şu an kesinlikle biteceğini sanmıyorum bu evi. Çok ağır bir koku var. Yemek kokusu silmiş çok kötü. Aman Allah'ım, mutfağın ağır. Duvarlara bakar mısınız? Gıdalar üst açık kalmış, kurumuş. Şurayı görüyor musun Bedenal? Bu beyaz halı çöp yani daha artık. Yani ne gün abla. Dolap içine bakmak istemiyorum çünkü giremeyeceği için. Ne gün abla. Şöyle bir yüzeysel yapsa yani. Şey yapar. Oo, arkada da vitrin varmış. Ay içi de çok dolu onun. Allah'ım. Bir de cam makenli ya gözüküyor. Bari dolap içine girmeyecekse vitrin içine girsin. Duvardaki şu yağlar falan var. Çamaşır makinesi. Şu tostun olduğu. Bir şey dikkatimi çekti. Burada bulaşık makinesi yok. Tebrikler, bildiniz. Her şey elinde yıkayacak. Tezgah olduğu gibi bulaşık ve masa bulaşık, dolabın içine baktım bulaşık. Zaten salonda da bulaşıklar vardı. Tek bir şey söylemek istiyorum. Dün ben yukarıdaki bütün boruları falan biliyorsunuz ki sildim. Acaba Nilgün Hanım bu boruları silecek mi? Doğalgaz borularını silecek mi çok merak ediyorum. Artı aşağıda beyaz doğalgaz radyatör boruları vardı. Onların da temizlenmesi gerekiyor. Güzel bir tellenmesi gerekiyor ki yapmayacağına adım gibi eminim. Hanımlar beyler, salon ve mutfağı gördünüz. Sizce böylesine zor bir evde yarışacak arkadaşınız birinci olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü yetiştiremeyecek. Başarırsa olur. Başarırsa olur. Başarırsa şanslı bir yarışmacı. Sevgi Hanım. Yani eğer bunun üstesinden gelirse kazanır. Bence olamayacak. Hadi bir de banyoyu görelim. Banyo. Hadi bakalım banyoya. Burası çok ayrıntı bulabileceğimiz berbat bir durumda. Bu bir felaket. Ay ben şu an çok üzüldüm. Gerçekten aynen. Banyoda dikkat edeceğim yer küvet ve kabin. Bir de küveti temizlemek çok zor. Şu an gerçekten zor bir koku var içeride. Banyoya gireceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Ya o kadar kötü ki yani. Salondan çıkarsa çok büyük bir başarı. Klozet orta, derinlemesine evet, yok. Evet, şey gibi, ilaç gibi bir şey kokuyor. Naftalin kokuyor galiba. Öbür taraflara baktığımızda yine ona göre daha da güzel. Burası herhalde evin en masum yeri. Burası evin en temiz yeri olsa gerek. En masum yeri evin bence. Yerlerine göre. Koku var ama çok. Ben şundan da korkuyorum. Nilgün Hanım temizliği yarıda da bırakabilir. Gurur meselesi yaptığından bırakmayacak. Yoksa bu ev bırakılır. Küvetin köşesini görüyor musunuz? Evet. Oranın çok güzel bir şekilde ovalanıp temizlenmesi lazım. Eğer ki orası aynen yapılmazsa... Çok problem, aynen. Aynen. Gözden kaçılacak bir şey yok yani. Aynen öyle. O lamba yandığında... Şuradaki şeyler falan. Lamba yandığında ışık veriyor mu ya? Bence çıkalım, dayanamayacağız. Aynen. Bugünkü evi gördükten sonra rakip olacağımı hiç düşünmüyorum. Yani bana rakip olacak bir insan değil. Ben bugün
yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Nilgün Hanım bu evi gerçekten temizler, başarabilirse tek rakibim olabilir. Kadın var arpa unlu, aşeyler, kadın var buğday unlu, termal şeyler. Sen hepsini bir mi tuttun? Kele kız ammanın tatlılığı baba baba. Hadi şey hadi. Almayın bu iplikli halılardan, gözünüzü seveyim. Bütün çeri çöpü içine topluyor. Ben yapayım mı? Dur ben bunu sevdim, ben yapayım. O Kadir ezildi. Bir insan soyadının hakkını ancak bu kadar verebilir. Benim soyadım nereden geliyor biliyor musun Nilgün abla? Hiç merak ettin mi? Vaktim azalıyor. Ya ama bir sohbet edindik. Yok yok. İçimden geldi bir şey anlatacaktık. Boğazım ne kaldı? Nilgün abla. Efendim. Oo, babacanı çıka çehre. O nasıl deterjanlık be? Anacığım neye elimi atsam dökülüyor, kirli ya. Birazdan çığlıklarımı duyarsanız korkmayın, tamam mı? Bir anda bir şey diyeyim mi? Koltukları bol bol sulu siliyorum ki finalde oturmasınlar. Ne gibi? Ben sana bir şey diyeyim mi? Sildikçe kusacak, sildikçe kusacak o lekeler. Kurt kırmızı başlı kızı kıtladı. Nenesinin yerine girmiş. Elmayı pamuk prenses, pis boğaz. Tanımadığını, sen verdiği kadın elmasını niye yiyorsun? O yattı, bir yattı, bir daha da kalkmadı. Ya, o hadi. Yedi tane yetim aç bir aç ortalıklarda kaldı. Hele anaların etrafına dolu. Ben örümcekten korkmam, öldürmem de. Allah canını ya yapmayın ya. Tam bir saat oldu, şu an hiçbir şey yok orada. Yavaş, bence tam konsantre olamadı. Abla hadi diyorum, bak ben de burayı siliyorum. Geldim. Hoş geldin ablam, gel. Hani geldim diyorum ki, arkamdan konuşuyorsan. Ben, 70 milyon beni biliyor. Hiç ben öyle şeyler yaparım. Misafir geliyor, yemek masasını çekeceğim. Güm 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 duvara vuruyor. Misafir gidiyor, evi süpüreceğim. Güm 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 duvara vuruyor. Bir gün bir baktım, zabıta geldi kapıya. Kız. Ha dinliyorum. Nasıl güzel dinliyorsun? Zabıta geldi kapıma diyorum. Derdim üstüne dert binse, ah acılarım bidinse, yarım kokun sinemesinse, yalan dünya sen gözüme gelir misin? Evet, artık Nilgün Hanım ve Kadir için temizlik zamanı. Bir şey değil mi? Eşya da çok Nilgün abla. Ne düşünüyorsunuz? Yok, yani yaparız. Beyaz olduğu için belki biraz daha şey yapmamız gerekir inceden. Şey değil mi? Vitrinde de bayağı yine bardak mardak var. Bıktım şu vitrinin bardaklarından ya. Oo, dola duvara bak. Hallederiz. Koltukların lekelerine ne demeli? Koltukların lekeleri biraz zorlayacak, evet. Baksana bir de bir kar beyazlar. Koltukların lekeleri, evet. Mutfağa geçelim mi? Gel gel Nilgün abla. Hadi geçelim. Bir de mutfağa bakalım. Nilgün abla. Oy en sevmediğim halı. Hallederiz ya. Sen sabahtan belli hallederiz hallederiz diyorsun. Nasıl halledeceksin hepsini beyazdan? İkimiz bir arada olunca hallederiz. Nilgün Hanım salonu ve mutfağı gördükten sonra sizden bu evin zorluk derecesini belirlemenizi istesek 10 üzerinden kaç verirsiniz? Zor olarak 10 üzerinden 9'u hak eder bu ev. Yalnız ben bir şeyi fark ettim. Bulaşık makinesi yok. Evet maalesef yok. Yıkayacağız. Yıkayacağız, yıkayacağız. Yıkayacağız. Lan gene bana alacak, anlaşıldı. Nilgün Hanım. Buyurun. Sen buraya gönül eylemeye, sen buraya vakit geçirmeye, sen buraya lay lay lom yapmaya gelmedin. Lay lay lom yapmaya gelmedim. Ben bu evlerden daha kötü evler gördüm. Çok çalıştım, didindim. Bunu da burada bugün kanıtlayacağım. Banyoyu henüz görmedik. Orayı hiç merak etmiyor musunuz? Orası da çok temizdir. Pırıl pırıldır. Şu halı yalnız beni mahvetti, gel. Nasıl buldunuz? Kız sen bugün niye kahkahaya tutuldun bacım, hele dur. Ben çocukluğumdan beri aslında hep bana kikirik derlerdi, ben hep gülerim. Ben bir şey diyeceğim, ilk defa banyoda ben parke gördüm. Sen ya burayı nasıl su tutacaksın? Fayansları falan su tutamazsın, mecbur bezle yapmak zorundasın. O küvetin silikonları. Şaka, şaka yapıyorsunuz değil mi dermişim?
Nilgün Hanım, hazır sizi bu kadar neşeli yakalamışken sizi izleyecek ailenize, çocuklarınıza nasıl bir mesaj göndermek istersiniz? İlk gözümün ağrısı Doğanay'ım. Uğur efem canım benim. Uğur'um, adın bize şans getirsin diye adını Uğur koyduk. Bana şans dile, tamam mı? Sizi çok seviyorum, her şey sizin için. Enerjini yüksek tut, onlar için yarışacaksın. Tamam, onlar için. 10 lirayı alacaksın. Tamam. Bugün gözyaşı yok. Derin nefes annem, alıyorsun. Annem, canım ablam, yeğenlerim, eniştem, babam sizi çok seviyorum. Ben aslında çok şanslı bir insanım, hep benim arkamda olduğunuz için. Başlayacağız şimdi. Kadir'ciğim, yarışmacımız bu kadar motive olmuşken... Evet. ...bugün artık temizliğin hakkını verirsiniz. Vereceğiz, emin ol. Başlayalım mı artık? Hadi, hadi gel, hadi. Geldik. Nereden şimdi başlayalım? Planı nereden yapalım? İlahi Nilgün Hanım, az önce ağlıyordunuz, şimdi gülüyorsunuz. Ben böyle bir insanım. Renkli, çok renkliyim. Nilgün abla herhalde ikizler burcu, ana anına evet, uymuyor. Evet, 5 dakikam tutmuyor, değişiveriyorum. Dış sesten oyalamaya çalışıyor, bırak sen onu. Daha Nilgün Hanım'ın süresi başlamadı ki. Olsun, önce planımızı yapalım. Salondan mı başlayalım, mutfaktan mı başlayalım? Bak, mutfakta bir sürü bulaşık var. Oraya girince kimse çıkamıyor mutfaktan. Bence salondan başlayalım. Ben seni tesir altına sokmak istemem ama sizce, küçük ipucu verdim. Sizce? Ne diyeyim şimdi? Ya burada da çok. Koltuklar lekeli, sandalyeler, her şey lekeli. Burada da iş çok. Kararını ver, süreyi başlatıyorum. Salon diyorum. Salon. 3, 2, 1, 0. Süren başladı. Tam tamına 4 saatim var, hadi. Hadi her ikinize de kolay gelsin. Canlan, 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 canlan. Kör olma yasıcalar. Hiçbir evde de doğru düzgün bir tepsi yok. Her seferinde fırın tepsisi alıp geliyorum. Kadın var arponlu, aşeyler, kadın var buğday unu, termal şeyler. Sen hepsini bir mi tuttun? Evet, haklısınız. Az dur. Ah be Kadir, oyunun sırası mı şimdi? Abi 2 dakika oynayacağım. Hele kız, ambının tatlılığına baba. Hadi şş, hadi. Bak. Kız baksana. Çok tatlı, çok. Kadir, Chucky gibi bir çocuk. Neyini beğendin onun? Aynı Kerem'in küçüklüğüne benziyor. Nasıl çirkin. Başka yerde oyuncak görüyor muyuz? Yok. Yok, oyuncaklar bu kadar. Nilgün Hanım, yapay çiçekleri temizleyecek misiniz yoksa kaldıracak mısınız? Vallahi yapay çiçekleri falan yıkarsak biz buradan yarın gece falan ancak çıkarız yani. Ama tozunu alırız. Kız desene, siz mutfak dolabının içeri kabuk acayi yıkadınız da bizim süs çiçeğimiz kaldı. Yani o ne kadar da yapsın, onlar illa bir şey bulacaklar. Ya bu nedir ya? Ne yapacaksınız onları? Yıkayacak mısınız? Çöpe atacağım. Çöpe mi? Ya ev sahibimiz çiçeklerini sorarsa? Ben onlara el sanatları yapıyorum. Daha güzel, böyle temiz bir şeyler yapar, hediye getiririm. Almayın bu iplikli halılardan, gözünüzü seveyim. Bütün çeri çöpü içine topluyor. Ben yapayım mı? Dur, ben bunu sevdim, ben yapayım. Perdeleri indir, makineye bas. Tamam. Şu kovaya da cam suyu yap. Tamam. Bir şey diyeceğim, ama fon perdeleri çok mu aramışlar acaba? Niye? Bordo bir de simli. Ama Kadir, dekorasyon genel olarak senin sevdiğin renklerde. Beyaz koltuklar, beyaz mobilyalar. Beyaz mobilya ben de severim ama kırmızı, hele şu fon perdeler. Evet, önce tülleri mi atalım, perdeleri kısa program yaparız koyu renk olduğu için. Vallahi. Tüller biraz daha uzun sürebilir çünkü. 40 yıllık ev hanımı sensin, ben evet. Bilmem neye basarsam bas. Önce koyu renk perdelerden, fonlardan başlamak istiyorum. Beni dinle, bence tülleri sökmüşken bunları at yıkansın. Cama siller türlü takar, fonun üstüne takacağız ne de olsa. Tamam, öyle de olur. Hadi gel. Pes yani Kadir. 40 yıllık ev hanımının fikrini değiştirdin. O Kadir ezildi. Ezildim ama, doğru değil mi? 3 haftadır ezildim yani. Bir insan soyadının hakkını ancak bu kadar verebilir. Benim soyadım nereden geliyor biliyor musun Nilgün abla? Hiç merak ettin mi? Evet, merak ettim. Nereden geliyor ama beni oyalıyorsun. Estağfurullah. Şu an tüm Türkiye hep soyadımı merak ediyor. Peki nereden geliyor? Nereden geliyor? Benim dedem, dedemin babası Erzincan'dan Konya'ya göç etmiş. Evet, evet, çabuk. Vaktiniz geçiyor Nilgün Hanım. Evet, vaktim azalıyor. Ya ama bir sohbet edindik. Yok, yok. İçimden geldi, bir şey anlatacaktım, boğazımda kaldı. Evet, Nilgün Hanım yüzünden siz de soyadımın hikayesini öğrenemediniz. Gör bak, şimdi tüm seyirciler sana nasıl sohbet etmeye kalkarsak finalde de bana çok güzel sohbetler edecekler. Ama biz merak ettik.
Kadir, seyircilerimizi merakla bırakmak olmaz şimdi. Anlattırmıyor, baksana. Gel sen bize anlat. Tülleri makineye atıyorum. Bas, Allah rızası için bas o tülleri artık makineye. Hadi bekliyoruz Kadir. Rahmetli dedemin babası Erzincan'dan Konya'ya göç etmiş. Ondan sonra tabii muhacir olduğu için, Konya'da hani dışarıdan geldiği için biraz dışlamışlar adamı. O zaman soyadı kanunu yeni çıkmış. Muhtar da demiş ki gel demiş, seni bu köyde çok ezdiler, dışladılar. Senin soyadını ezildi yapalım. Benim o büyük büyük dedem de o muhtarın ağzına bak sen, o soyadı kabul etti. Hiçbir insan torunlarının geleceğini düşünmez. Haklısın Kadir. Gel hadi şimdi Nilgün Hanım'a bir bakalım ne yapıyor. Nilgün abla. Efendim. Efendim. Ne yaptı? Şimdi makineye atıyorum ama bu da çok kirli. Babacanı çıka çehre. O nasıl deterjanlık be? Bu nasıl çıkıyor? Bu evde her şey antikalaşmış. Kirden kalıtsallaşmış. Kitlenmiş. Ne o? Örüyor musun Kadir? Ay ama bu örülmeyecek. Baksana. Ama her şey ya. Bir dakika. Az dur bacım, az dur. Onu neden çıkarmaya çalışıyorsunuz? Onu temizleyeyim ki, yıkayacağım, baksana. Tülü yıkayacağım. Al. İyi. Of, çok kötü. Mutfakta yıkanmam. O zaman banyoya. Ev hanımları, lütfen rica ediyorum. Deterjanı bol dökünce daha temiz olmuyor. Köpürünce çamaşır iyi yıkanmıyor. Deterjanların belirli ölçekleri var arkadaşlar, bakın. Attığınız deterjan makinenin içine gitmiyor ki, bu göze birikiyor, bak. Yani sen fazla atıyorsun ama makine onu zaten kabul etmiyor bak. Ondan sonra böyle balçık gibi olsun yapışsın buraya. Bu makine hiç temiz çamaşır çıkarır mı? Anacığım neye elimi atsam dökülüyor, kirli ya. Birazdan çığlıklarımı duyarsanız korkmayın, tamam mı? Nilgün abla, ne yapıyorsun sen burada? Ama gözünü seveyim, onu bir önce hızlı yıka. Bak daha iki tane büyük cam sileceksin. Hadi daha koltuklar yaparım, zaten yaparım, beyaz. Yaparım, telaşeye gerek yok. Telaşeye gerek yok da vakit geçiyor. Bu arada hiç sohbet edemedik Nilgün Hanım. Ne iş yapıyorsunuz? Ben part-time çalışıyorum, geçici. Başka bir gelirim yok şu an. Babamın bir emekli maaşı var, o kadar. Babanızla mı yaşıyorsunuz? Annem, babam, iki oğlumla birlikte 5 kişi yaşıyoruz evde. Maşallah, maşallah. Çok güzelmiş. Evet, çok güzel. 7 yıldır onlarla birlikteyim. 16 yıl sonra tekrar hepimiz bir arada toplandık. Kız anlatmayı bırak, salona gel, salona. Ama bunu benim yapmam lazım, geleceğim. İçeriği kim yapacak pardon hanım abla? İçeriği de ben yapacağım. O beyaz koltukların lekesi nasıl çıkacak sen biliyor musun? Çıkartabildiğimiz Nilgün kadar abla, artık. Allah'ın adını verdim. Bak vallahi çok uğraşma orayla. Tamam ben. Hadi bezle al, bak daha salondaki vallahi koltukların çıkması çok zor sürecek. Burası böyle mi kalacak? Ama böyle olur mu? Söyleyecekler, niye hiç mi yapmışsınız? Peki ama akşam emin olsana deterjan gözünü silsen de orayı sildin demeyecekler. Salondaki beyaz koltuklar kirli diyecekler. Bu eve baksanız, bu evde yani çok detay bulunur yani. Ben söyledim mi? Söyledim. Gerisi sana kalmış. Aşk olsun Kadir. Bu mu senin yardım anlayışın? Ben salonda kimin için uğraşıyorum? Yarışmacımız için. Ablası için uğraşıyorum. Canım ablam. Artık ablası mı oldunuz? Evet ya, gönül ablası var onlar. Peki bu yarışmaya nasıl katıldınız? Ben bayağı risk göze aldım. Risk göze aldım derken ne demek istiyorsunuz? Biraz açar mısınız lütfen? İş yerinden izin almam çok zor oldu. Orada biraz kendimi riske attım. Gerekirse çıkarım dedim. Dediler yerine personel yok. Olmaz dedim, ben gideceğim, bunu kafaya koydum. Ya beni gelince alırsınız ya da dedim. Bırakır giderim. Bırakırım. Ben böyle çalıştıktan sonra her yerde iş bulabileceğime de inanıyorum. Nilgün Hanım, yarışmayı kazanırsanız alacağınız parayla ne yapacaksınız? Alacağım parayı şu an o kadar ihtiyacım var ki, okullar da açılıyor. Küçük oğlum Anadolu Lisesi'ni kazandı 5 yıllık. Onun masraflarına kullanacağım. Büyük oğlumun eğitiminde inşallah kullanacağım. Peki oldu da kazanamadınız? Oldu da kazanamadım. Yani. Tüm bu hayalleriniz suya düşecek ve biraz üzüleceksiniz sanki. Öyle görünüyor. Olsun, yarışmaya katılmak. En azından temizlik imandan gelir. Sevap işi yapıyoruz. Oldu da kazanamazsan?
Oldu. Her şeyi geç, Mertcan'la Niyazi seni zaten yiyecekler, biliyorsun değil mi? Ay yesinler, kendi kendilerini yer bitirirler. Bana bir şey olmaz. 10.000 lirayı al git diye düşünüyorum. Yap koluna iki Adana burması diye düşünüyorum. Ya ben neden bahsediyorum? Kadir Adana burması diyor. Ne Adana burması? Kız kötü mü olur koluna iki tane Adana burması benim yapsan? Benim hiçbir zaman öyle bir lüksüm olmadı. Kolumda bilezik takmak işte gibi. İşte fırsat geldi eline. Kadir sen duymadın. Nilgün Hanım'ın parayla ilgili başka hayalleri var. Öyle kola mola süsle püsle olmaz. Tam bilezik yapsın da gene bozdurur. Nilgün Hanım banyoda suyu hazırlıyor, içine bolca deterjan katıyor. Biz de fırsat bu fırsat deyip soluğu Kadir'in yanında alıyoruz. Kadir, Nilgün Hanım kazanırsa alacağı parayla çocuklarını okutacakmış. Evet, ilk günden beri zaten söylüyor. Bayağı da içli bir anne. Her seferinde böyle bir dudakları büzüşüyor, ağlayacak gibi oluyor. İnşallah alır da gider. İnşallah Kadir. Dedikodu mu yapmayın? Ay, işte bak ben ne düşünüyorum, o ne diyor, görüyor musun? Yalnız Nilgün Hanım, dedikodu demeyelim de... Bilgi alışverişi, bu ama dedikodu güzel değil. Güzel dedikodu mu yapıyordur Kadir? Kötü dedikodu... Ben asla kötü konuşmam. Tabii ki Kadir, bilmez miyiz? Görülmüş şey değil. Örümcek mi var orada? Ya örümcek olmayan yer yok ki. Örümcek tarlası gibi olmuş. Nilgün abla. Efendim canım. 35 dakikan gitti biliyorsun değil mi? Ne yapalım, gitsin. Nasıl rahat? Ne yaptın Nilgün Hanım diyecekler. Sadece 4 saat boyunca evin örümceklerini temizledim diyeceğim. Yalnız bir şey değil mi? Koltukları bol bol sulu siliyorum ki finalde oturmasınlar Nilgün. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sildikçe kusacak, sildikçe kusacak o lekeler. Peki bir şey diyeceğim. Sen çocuklarınla aynı evde misin yoksa üniversiteye giden çocuğun falan var mı öğrenci evinde kalan? Yok. Şu an büyük oğlum 2 yıllık bitirdi. Tekrar tamamlamak için hazırlanıyor evde. Diğer oğlun? Diğer oğlum lise 1'e başlayacak inşallah. Yeni. Evet. Eşin ne iş yapıyor Nilgün abla? Benim eşim yok. Vefat mı etti? Yani evet, bizim için vefat etti. Sizin için derken? Yok, öldü yani. Buharlaştı, kayboldu. Gitti. Zorluklara dayanamadı, güçlüklere. Gitti, kayboldu. Demek ki herkesin harcı değilmiş. Evlenip yuva kurmak, çocuk sahibi olmak, baba olmak, göstermelik bir süre babalık yapmak, böyle yani görünmek. Yani iyi günde kötü günde diye verdi sözü ama iyi günde durdu, kötü günde beklemedi diyorsun. Nilgün abla, çocuklar görüşüyor mu babalarıyla? Hayır. Hiçbiri? İstemiyorlar, o da yok zaten. Onu sildik biz, onların hem anneleri hem babaları benim. Peki İstanbul'da mı eşin? Bilmiyorum nerede olduğunu. Haber almıyorsunuz. Kesinlikle. Ama sen maşallah hem anne oldum hem baba oldum evet, diyorsun. Evet ama bu arada annem, babam, ablam ve eniştemin de hakkını yememem gerekir. Onlar olmasaydı belki de bu kadar güçlü ayakta duramazdım. Ailen de destek çıkınca tabii. Kesinlikle. Hadi be Nilgün abla, şu gün 10.000 lirayı al. Ay inşallah Kadir, inşallah ama bu ev çok kötü. Çocuklarını bir sevindir. Düşünsen akşam 10.000 lirayla eve gittiğini nasıl bir bayram bana olur. Bana arka arkaya mesajlar gelmiş zaten. Ne için? Anneciğim sakın üzülme. Ama sen her zorluğu başarırsın. Her şeyin üstesinden şimdiye kadar geldin. Biz inanıyoruz ki bunun da üstesinden geleceksin. Ama bizim için para önemli değil, sen önemlisin diye yazmışlar. Bak ne kadar güzel. Ama bu senin yetiştirme tarzından dolayı. Değil mi? Yani tabii ki. Herkes. Bir evladı en iyi annesi yönetir. Ben pazartesi işe gideceğim. Nilgün Hanım bırakın şimdi işi. Siz bugüne konsantre olun da alın şu 10.000 lirayı. Tamam işte, onu demek istiyorum. Pazartesi gidecek bir işim de olmayabilir. Aman Allah korusun Nilgün Hanım. Olur mu öyle şey? O niye? Benim şefim bana kızmış olabilir. Almayabilir ya da başka şubeye gönderebilir ya da hadi güle güle diyebilir. Dilerseniz şefinize de bir mesaj gönderin. Sevgili Erdal Bey, sizi çok seviyorum. Pazartesi şubemdeyim. Seni başka yere mi gönderecek? Yok canım, benim fikrim. Hani ben ona böyle çok direttim falan ya, böyle çantayı aldım çıktım. Aklınıza öyle kötü şeyler getirmeyin Nilgün Hanım. Siz bir tanesiniz. Hele bu güzel kıyafetimle çok şık hissediyorum. Merak etmeyin, akşam çok daha şık olacaksınız. Size söz veriyoruz. Göreceksiniz. Ama siz şaka yaptığınız için ben hemen inanıveriyorum. Onu akşam göreceğiz. Size biraz
güvenmemeye başladım. Aa. Evet. Ama bizi çok kırdınız Nilgün Hanım. Dedim şaka yaptım. Bugün şakalarınız havada uçuşu, ikiniz iyi anlaştınız. Ben bir başıma burada koltuk sileyim. Ben bilmem artık. Nasıl bir elbise gelecek bana? Kıyafet mi artık, neyse. Herhalde balo elbisesi gelecek hali yok. Kırmızı başlıklı kız kostümü de olabilir. Elmayı... Aa, o elma pamuk prensesi ya. Pamuk prenses de olabilir. Ana kraliçe de olabilir. Sana bir şey değil mi? Ya da bir ünlü bak, bir bak. Ses sanatçısı. Bugün sen kırmızı başlıklı kız olursan kesin Kurt Niyazi abi olur. Ay hiç komik. Ay hiç gülesim yoktu, pardon, çok komik geldi. Hiç gülesin yok. O da sen sabahtan beri gülüyorsun zaten. Kurt Niyazi. Kadir, bu elma hikayesi hangi masaldaydı? İşte onu düşündüm de. Kırmızı başlıklı kızla. Pamuk prensesi değil mi? Pardon. Kurt neredeydi? Kurt kırmızı başlıklı nenesinin yatağına girmişti ya. Peki. Uşağı kıtladı. Peki cüceler? O Pamuk Prenses'in yetimleri değil miydi? Yetimleri mi? Ha işte 7 tane yetim vardı ya bir... Bu arada Pamuk Prenses kurbağayı öpüp elma mı yemişti? Kurbağayı öpmek ne ya? Hayır. Pamuk Prenses yatıyordu. Uyuyakalmıştı. Yatarken elmayı ne yapıyordu? Yatarken elmayı yenir mi? Adam boğazına kaçacak. Elma ne oldu? Dur elma. Hepsini birbirine kattın. Hayır. Kurt kırmızı başlıklı kızı kıtladı, nenesinin yerine girmiş. Elmayı Pamuk Prenses, pis boğaz, tanımadın sen verdiği kadının elmasını niye yiyorsun? O yattı, bir yattı, bir daha da kalkmadı. Ya, o hadi. 7 tane yetim aç bir aç ortalıklarda kaldı. Hele ananın etrafına dolup sarlatma. İlahi Kadir, çok komiksin. Tövbeler olsun. Bu arada Kadir'in de canı çıktı. Bugün biliyorsun 5. gün ve ben hep 5. günlerde biraz daha itap düşüyorum. Son günüm olduğu için. Ama yarın tatil olduğundan onu mutluluğuyla bastırıyorum. Ya bu enerjiyi nereden buluyorsunuz? Bize de söyleyin lütfen. Çaydan. Günde 3 demlik çay içince. Ben de günde 5-6 fincan kahve içiyorum ama olmuyor. Yok, kahveyi çok sevmiyorum. Nilgün Hanım dikkat edin, örümcek var. Ay! Nerede? Aşağıda, aşağıda. Nilgün abla bir şey merak ettim. Efendim? Kibrit kutusundan niye midem bulanıyor? Ya midem bulanıyor, mutfakta yoktur inşallah. Hayır, kibrit kutusu bir insanı nasıl tiskindirir? Kutusu iğrendiriyor beni. Çocuk kız doğru. Karton kutu işte. Ay midem bulanıyor. Onu görünce o mutfak pis geliyor bana, iğrenç. Bakın örümcek hala orada. Aa, hiç korkmuyor musunuz? Ben örümcekten korkmam, öldürmem de. Aa, omzunuzda da var bir tane. Allah canını almasın. Ya yapmayın ya. Şaka şaka. Aklımı oynattın. Ay daha bu vitrindeki bardaklar makineye girecek. Makina mı var kız? Nereye giriyor makinaya? Vallahi benim bildiğim Leyla tek su yer suyu. Ben şu an onu değiştirmeye gidiyorum. Nilgün Hanım bir saat geçti, hala aynı yerdesiniz. Değilim aynı yerde, nasıl aynı yerdeyim? Nilgün abla bir saatin geçti, bir saat. Saatte nasıl kirli bırakayım ama? Tamam da Nilgün abla ama bak çok detaya giriyorsun. Mutfaktaki dünyanın bulaşığı duruyor. O zaman hiçbir yere yapmıyorum. Gerek yok, sen fazla uğraşma, çıktığı kadar boş. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz? Bıraktım gidiyorum. Dermiş. Aşk olsun size. 10 bin lirayı da bıraktın yani. Hayır ya. Peki alsın ya. Oradan çıkıyor. 10 bin lirayı. Ya da Mertcan. Siz hafta boyunca bol keseden puanları dağıttınız. Bakalım bugün finalde onlar da size öyle puan verecekler mi? 2 verdi bol kese. Nilgün Hanım bütün hafta yüksek puanlar verdi Kadir. Bir tek Mertcan Bey'e 2 puan verdi. İyi ki dün 2 verdim. O eve 1 de aslında vallahi billahi 1 verecektim. Ama lütfen darılıp kırılmanı istemiyorum lütfen. Puanım 2. Dün puanı değiştirmedi benden korktuğu için. Kendi kazanma hırsından dolayı adaletsizce bana az bir puan verdi. Bugün kendi günü, onun temizliğini de göreceğiz. 2 puana bile çok üzüldü Mertcan Bey. Hüngür hüngür ağladı ya. İçim parçalandı. En iyi o bir hafta boyunca ikileri dağıttı, kimse ağlamadı da yani ha şimdi bir tane ikiye ne ağlıyor? O bana güveniyordu demek ki ama bazen de kimseye güvenmeyeceksin. Güvendiğin dağları da karlar ya, biliyor maalesef. Bezleri değiştiriyorum, yer üstüne alıp geliyorum. Gülerek başladım, gülerek çıkacağım. Ben bu gemiden mutlu ineceğim diye bir film vardı ya. Bence bugün çıkışta sana gülecekler Nilgün abla, ben sana söyleyeyim. Kadir nasıl gidiyor sence? Ne olacak böyle? Bilmiyoruz, biz de sana soruyoruz. Nasıl Nilgün Hanım'ın performansı? Tam bir saat oldu, şu anda hiçbir şey yok orada. Sence sorun ne? Neden ilerlemiyor işler? Yavaş, bence tam konsantre olamadı. Ama yarışmacımızın hakkını da yemeyelim. Niye böyle oluyor peki? Ben çok merak ediyorum yani. En başta bu kadar iddialı, heyecanlı giriyor. Ya ev...
Her zaman yaptığınız temizlik. Bu ev oldukça kötü durumda. Ben her gün pasahanın içinde yatıp kalkıyorum sanki. Hayır, hepsi buraya girince bir afallıyorlar. Bir anda afallıyorlar. Abla hadi diyorum, bak ben de burayı siliyorum. Anlaşılan bir türlü uyum yakalayamadınız. Nilgün Hanım geldi. Geldim. İşimiz hiç uyum. Hoş geldin ablam, gel. Gel hadi yetiştireceğiz, gel. Hani geldim diyorum ki arkamdan konuşuyorsan. Ben. 70 milyon beni biliyor. Hiç ben öyle şeyler yaparım. Nilgün Hanım, zamanınız hızla akıp gidiyor. 1 saat 43 dakikan gitti. 1 saat 43 dakika. Hayır, 1 saat 43 dakika olmamıştır. Bak, 1 saat 45 dakika olmuş. Üstelik mutfakta da çok zorlu bir süreç sizi bekliyor. Ya tamam oğlum, siz öyle göstermeyin, anladım. Tamam hadi çıkıyoruz, bitti burası. Bitti mi aşım burası? Az kalmış vaktim süren, mutfağa geçelim. Ya yetiştireceğim. Tövbe estağfurullah. Kız Nilgün abla, iyi misin sen? Acaba gerçekten salonun kalan işlerini sonraya bırakıp mutfağa mı geçsek? Ya evet ya, mutfağa girelim. Ha, sanki sabahtan beri ben demiyormuşum da sen bana yalvarıyorsun, bir de demiyorum. Kalk ver. Canım ver, oğlum, güzel kardeşim benim. Canım abla, vallahi hadi ama gel, bak senin için söylüyorum ben. Laf versen onların ağzına. Ben finalde mutlu olacağım. İnşallah. Nilgün Hanım, umarız her şey planladığınız gibi gider ama unutmayın, zaman hızla tükeniyor. Atıyoruz halıyı değil mi? Atıyor muyuz? Serecek miyiz halıyı? Ev sahibinden izin almadan halıyı atamayız. Siz isterseniz kaldırıp bir yere koyun. Daha sonra kendileri karar versinler. Halıyı da toparladığınıza göre çöp atmaya devam. Zaten zamanınız hızla tükeniyor. Ya tamam, heyecan yapıyorum. Artık yap, 2 saatin geçti. Hala da heyecan yapıyorum. Benim bile dilim dolanmaya başladı artık. Olur mu Kadir? Senin maşallahın var. Tıkır tıkır çalışıyorsun işte. Kadir planlama yapsın. Kadir bulaşık yıkasın. Kadir finalde insanlara müdahale etsin. Kadir ne yapsın? Şşt Kadir. Kadir ama beni çok üzüyorsun şu an. Ben senin için geldim buraya. Benim için mi geldin? Vallahi bak, senin için geldim. Nasıl yani? İtiraf ediyorum, senin için geldim. Peki şu an ben hep dünyanın... Hep hayalimdi Kadir'le temizlik yapmak. Kadir duyuyor musun? Peki sen bugün başvuru yapmasaydın, belki de ben bugün izinli olacaktım yarışmacı olmadığı için. Sen şu an bana iyilik mi yaptın, kötülük mü yaptın? Ben sana iyilik yaptım. Benim gibi güzel bir insanla sana tanışmak nasip oldu. O bana ait bir şeref lütfen. Estağfurullah. Nilgün Hanım ne dersiniz? Finalde herkesten 5'er puan alabilir misiniz? Sanmıyorum. Ama nasıl benim? Ben aslında var ya, gerçekten çok fazla vermişim puanları. Adaletliyim. Nilgün abla. Efendim? Hiç böyle temizlikle alakalı başına bir olay geldi mi? Ne bileyim, komşuna kavga etmişsindir ya da apartmanınızda falan hiç böyle birbirinizi şikayet ediyor musunuz? Aa sen halı silkeledin, aa sen bizim camdan... apartmanımızda yasak. Ne site yasak? Olduğu için halı malı silkelemek yasak. Ama annem o kuralı dinlemiyor. Gizli gizli paspasları silkeliyor. Canım teyze. Bizim alt katta bir tane bir adam vardı. Misafir geliyor. Yemek masasını çekeceğim. Saat mesela akşam 9 daha yani ya da 8:30. Güm 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 duvara vuruyor. Hadi bir dersin. Misafir gidiyor. Mecburum, her yer ekmek kırıntısı olmuş. Evi süpüreceğim. Güm 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 duvara vuruyor. 1-2, 1-2, 1-2. Bir gün bir baktım, zabıta geldi kapıya. Kız. Ha dinliyorum. Nasıl güzel dinliyorsun? Zabıta geldi kapıma diyorum. Zabıta mı geldi? Evet. Zabıtayı çağırmış. Ne dedi zabıta, ne oldu sana? Zabıta geldi ki sizden şikayet var. Dedim ki kim şikayet etti, söylemiyor ismini. He ama korkuyor, ismini de vermemiş. He, benim silkelediğim sofra bezi dedim ona, dert mi olmuş? Sonra ismini öğrendin mi? Sonra konuşurdu. Eve bir çıkarsın, açarsın bir süpürgeyi. Tam 3 saat ev süpürdüm inadına. Bu sefer de jandarma göndermesin. Taşındı gitti de kurtuldum. Ha iyi, gözünüz aydın.
Kadir çok güzel sohbet ediyorsunuz ama bakın misafirleriniz geldi. Durulayım mı Kadir be? Yo, şurayı da silebilirsin. Nereye? Acaba makinenin yüzünü al. Ha evet evet. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sinemciğim. Sizleri gördüğüme çok sevindim. Bugün sizi çok özledim ya. Ah, biz de seni ama yoruldun. Bulaşık makinesi de yok şansına. Olsun. Kadir'le idare ediyoruz artık. Kadir marka bulaşık makinemiz var. Daha 2 saat 20 dakika geçmiş ama daha hala mutfaktan çıkamamışsınız. Bayağı bir süre gitmiyor. Çok feci. O kadar feci ki anlatamam size. Yetişemeyecek galiba. Herhalde yetişemeyecek diye düşünüyorum. Nigine abla. Efendim canım. Gel aşağıya, bırak sen buraya. Gel biz beraber bir kahve içelim kız. Nasıl olsa yetişemeyecek diyorsun ha? Sonra yorgunluk kahvesi içeriz. Kendini yormaya hiç gerek yok. Artık vedalaşsak mı? Akşama kahve içeceğiz güzel canlarım benim. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ olun. Canlarım benim. Hadi kolay çok az süren kaldı, bilgin olsun. Evet canım. Sürenizi iyi değerlendirin. Hadi çok bay teşekkür bay. Ederim. Çok sağ olun. Başlanmış ama daha çok işi var. TV ünitesi ve vitrin ellenmemiş. Masaların olduğu bölüm ellenmemiş. Sadece koltuklar ve halı. Yani yerler ama daha bir ufaktan şey sürülmüş. Olmamış yani. Süpürülmüş ama daha... Çıkınmış. Ne diyorsunuz Halise Hanım? Sizce yetişir mi? Bence yetiştiremeyecek ama üzülüyorum yetiştiremediği için. Çünkü ben kendime rakip görüyordum Nilgün Hanım'ı. Her ikiniz de kendinize rakip olarak Nilgün Hanım'ı görüyordunuz öyle mi? Evet. Evet, evet. Üçümüz birbirimizi görüyorduk. Şu anda ben Nilgün Hanım'ı kendime rakip görmüyorum. Peki, teşekkürler. Nilgün Hanım, ben çok iyi gözlemciyim. Bugün gözlerim üzerinizde. Ya neye limansam çok kötü. Mertcan gelseydi böyle bir eve bir yarım çıkar giderdi yani. Mertcan'ın dünkü mutfağı da bayağı karışıktı. Bu ne ya? Ay bir ne vardı orada Allah aşkına, orada ne vardı ya? Niyazi'ye diyorsunuz ki ne vardı? Halise'ye diyorsunuz Allah ki aşkına, ne vardı? Allah aşkına bak yapış yapış. Sana misafir geliyor mu? Ben annemle oturduğum için misafir hiç eksik olmaz annemle babamla. Hmm, görmeye geliyorlar onlar tabii büyük diye. Ay yani, o zaman desene bayramda sizin gelen giden hiç bitmez. Kesinlikle ama biz insanı severiz. Canım insanı biz de seviyoruz da. Evde sevmiyorum insanı evde. Aa olur mu? Misafir evin bereketidir. Hep aynı şeyler. Allah'a şükür balkonum vardı işte yemeği de orada yapıyorum. Orada yediriyorum, içiriyorum, evlerine gönderiyorum. Geçen bir hava bozdu böyle hafif soğuk oldu. Geldi salona oturdular. Yemin ediyorum sanki şurama bir şey düğümlendi. Hem de beyaz koltuklarına. Gözlerinin içine bakıyorum ki kalksın. Allah'ım dedim sen şu güneşi açtır kurban olayım sende. Ben de beyazı hiç sevmiyorum biliyor musun? Aa beyaz sevilmez mi? Neden? Neden? Kirlenir diye. Canım işte önemli olan onu kirletmemek. Oturtmam ki oturamam. Bak iki tane de koltuk takımı ayrı aldım. Evimiz bayağı geniş. Maşallah. Ondan sonra cıma o koltuklara da örtü diktirdim. Annem diyor ki koltuğu biz neden göremiyoruz bu koltuğa para verdik. O koltuğu da nasıl aldım biliyor musun? Nasıl aldın? İki tane minderli koltuk vardı orada. Habire gelip oturuyorlar minderleri çöküyor. Sürekli balkonda çubukla dövmek zorunda kalıyordum. En sonunda annem bir gün dayımlara kalmaya gidince gittim koltukları attım. İki tane koltuk takımı aldım. Annem eve bir geldi şok. Bir hafta söylendi tabii. Beğenmedi mi koltukları? Annem öyle çok fazla ev eşyasına takmaz. Sen benim koltuklarımı niye attın? Onlar gül kimindiler. He, sanki sizin midelerin çırpıyordu. Kız iyilik yaramıyor. Düşünsene senin oğlun evine koltuk takımı almış. O parayı kendine de harcayabilirdi ama evine harcamış. Dubleks alacağım ev bir tane. Üst katında annem oturacak, merdiveni iptal edeceğim. Annem yukarıya doldursun sokaktan geçin. Yedirsin, içirsin, eve çiçek diksin umurumda değil. Alt katı ben de silip süpürüp bir başıma oturacağım. Kimse gelmez. Ama ne öyle yalnız tek başına. Aa çok güzel. Yine sohbete daldık, zamanı unuttuk. Tamı tamına 55 dakikanız kaldı. 55 dakika. Evet Kadir, ne diyorsunuz Nilgün Hanım? Çok az. Çok az derken 4 saatte 55 dakika kaldı. Sanki sana baştan 55 dakika vermişiz gibi konuştun. Doğru söylüyorsun Kadir ama bu bulaşıklar da bitecek gibi değil. Kör olun yazıcı bu kadar bulaşığı niye biriktirdin? Niye bunun makinesi yok? Makinesi yoksa elleri var yıkayaydı. Kadir hiç düşündün mü? Bulaşık makinesi icat edilmese ne olurdu? Bulaşık makinesini geçtim de... Elektrik süpürgesini kim icat ettiyse dedesi Nurgöllerine dalsın.
Oo, eskiden süpürüyorlarmış, onun tozu haya kakıyor, her yer toz, biz bitti on iş. Kadir, sizde gırgır var mıydı? Aa, var tabii, hem de beşli. Öyle tekli de değil. Beşlisi nasıl oluyor? Ya beş tane dili var, şöyle fırfır yapınca beşli aleti süpürgesi gibi oluyor. Oo, siz zengin misiniz? Allah'ımıza şükür, var ki yiyoruz. Evine alırsan gırgır, evinde olmaz dırdır. Boşuna dememişler. Vay. Madem eskilere girdik, eski merdaneli makineleri hatırlıyor musun? Onun içine çamaşır atıyorsun, böyle çılop çılap 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 çılap. Sen hatırlarsın İdin abla. Evet, çok i̇çine severdim atıyorsun, onu. Çılom 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 böyle çarpa çarpa. Benim evde var bir tane. Hususi gittim. Ya ona bayılıyorum ya. Hususi gittim, onu eskiciden aldım. Ay çok bir gün kuzenimi çağırdım, dedim ki gel dedim, biz de böyle çamaşır yıkayacağım dedim. Şimdi balkona su taşıyoruz kovayla. Suyu doldurduk tek tek sütür. Çünkü sen kendini diye dert almışsın parayı. Merdaneli makinelerin nesini seviyorsun? Elim suya değiyor, sabuna değiyor, görüyorum. Bir de böyle açıyorum da içini çam çom çarpıyor ya etrafa. Balkona sandalyeyi İnsanı koyuyorum. Çok rahatlatıyor. Merdaneliyi de dolduruyorum, açıyorum da bir müzik mesela. Nın 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 nın. Mahalledekiler hep izliyorlar zaten. Mahalledekiler ben buraya gelince zannediyorlar ki ben böyle çekime falan gidiyorum. Bilmiyorlar ki gündelikçi gibi her gün bulaşık yıkayıp yer siliyorum. Nilgün abla, yalnız haberin var mı? 38 dakikamız kaldı. Hallederiz. 38 dakikada nereyi hallediyorsun? Salonun perdeleri takılacak, küvet, tuvalet, yer, yaparım. Sen o fırını bırak. Tamam. Gel ben salonun tüylerini takayım. Bir yandan da etrafı toparlayayım. En azından salondan bir çıkalım artık. Aldım yeni gelin bohçasını, gidiyorum. Nilgün Hanım, siz nereye gidiyorsunuz? Ben de salona gidiyorum. Perdeleri asacağım. Hadi bakalım, kolay gelsin o zaman. Şunları da bir asalım Nilgün abla bir an önce. Ben asayım mı? Sen yetişemezsin ki yukarıya. Ay bıktım bu çiçeklerden ya. Bu ne ya? Sanki çok temizmiş gibi bir de çiçek doldurmuşlar. Gerçekten ama hakikaten. E kadın evine çiçek alırken sana mı soracak? Bu ne ya? Çiçek bir tane olur, iki tane olur. Bu ne? Modası geçmiş şeyler. Ama belki nişan çiçeği falan bir anısı vardır, o olabilir. Ona bir şey diyemem. Yakında bir nişan mı var yoksa? Yok, ben dünürcü olarak gideceğim. Benim iki tane oğlum var ya. Ayım dur. Aman Kadir, dikkat et. Dünür deyince ayağım kaydı. Pardon Nilgün Hanım, dürümcü diyordunuz. Dünürcü, dünürcü. Ne dürümcüsü? Peki siz evlilik düşünüyor musunuz? Yok, artık benim öyle bir düşüncem yok. Şişt, yapsın boynuna 2 metre bir altın zincir. Tamam. Benim şans, ben çok şans var ya. Bana getirir sahte takar. Nilgün abla da bu şans varken Almanya'dan borcuyla döner. Sen aynen öyle. Ölür, bir de üstüne, bir de üstüne borç Nilgün ablaya. Gerçekten öyle. Kız bir de düşünsene, herif ölüyor oturup sen burada borcu zaten birinin borçlarını ödüyor diye bitmedi, ikinciyi hiç içeride geçirmeye niyetim yok. Bir şey diyeceğim, borcunu da mı bıraktı gitti? Yani var, evet oldu. Bayağı şeyler oldu. Ya ben boşuna demiyorum Nilgün ablan acıların kadını diye. Salondaki işini bitiren Nilgün Hanım bir koşu soluğu banyoda alıyor. Yapacağım. Ama bakın Kadir, yine sizi yalnız bıraktı. İmdat! Yettim, yettim, merak etme. Kadir, sensiz olmuyor Kadir. Bu hafta zaten adımı ezberledim iyice. Herkes bir Kadir diyor. Ben ne dedim, senin için geldim buraya. Doğru söyleyin, yarışmaya katılırken parkta bir şey falan mı söylediler ha? Kadir bütün gün dibinizde falan gezecek dediler mi? Bak bana kimse bir şey Hayır, söylemiyor. Hayır, ismin dahi geçmedi. Doğru söyle. Dış ses beni kandırıyor mu yoksa? Aynen. Neden tüm yarışmacılar bence sabahtan akşama kadar Kadir diye sesleniyor? Çünkü sensiz olmuyor. Ben kime sesleneyim peki? He? Herkes bana sesleniyor. Dış sese mi sesleneyim ben de? Şimdi sen orayı hallediyor musun? Evet ablacığım. Bir şey diyeceğim, o zaman sen küvetin içine gir. Buraları güzelce of. Bu arada lavabo olmanın püf bir noktası var mı Kadirciğim? Püf noktası bak. Şöyle yapacaksınız süngeri, şu parmağınızı şu şekilde. Şöyle kayık misali. Oh, kaydıra, 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 kaydıra. Oh. O zaman yuvarlamadan düz gidip gelmek gerekiyor. Düz git, şöyle gel, düz git, şöyle gel, düz git, şöyle gel. Derdim üstüne dert binse, ah acılarım bidinse, yarım kokun sinemesinse, yalan dünya sen gözüme gelir misin? Aa Kadirciğim, deme öyle. Kız elini bastır sen, elin 30 dakikan kaldı. 25 dakikası var. Oo, 25.
Maşallah, kronometrenin hızla geri saydığını düşünürsek bugün çok rahatsınız. Vallahi ben rahatım, sonuçta bana puan vermeyecekler. Ben akşam finalimi yapıp evime gideceğim, dayımgile gideceğim. Nilgün Hanım, o raf makinenin üzerine neden konmuş olabilir sizce? Genişletmişler alanı. O kadar öteberileri var ki o yüzden. Peki bu kadar dolu bir evde salon ve mutfağın temizliği içinize sindi mi? İdare eder. Pek içime sinmedi benim. Nilgün abla, son 5 dakikan kaldı. Gözünü seveyim. Tamam. Hadi sen buzdolabının kapağını sildin mi? Ay unuttum ben onu. Sen klozeti mi ovuyorsun? Evet. Tamam, ben o zaman şu yeri bir havluyla alayım hemen, çünkü parkeye bu kabarmasın. Ne oldu? Ne oldu Nilgün Hanım? Klozetten tiksindi. Hiç tiksinmeyin Nilgün Hanım. Biz ne klozetler gördük bir bilseniz. Onu bırak, sifonu çekeceğim ben. Çabuk çık, 3 dakikan kaldı. Tam 3 dakika. Koşun Nilgün Hanım, koşun. Süreniz bitiyor. Burası ne olacak Kadir? Burayı tiksinemeyeceğim, kaldı böyle. Ne yapayım, ben sabahtan beri kendimi paraladım. Beni kimse dinlemiyor. Yetiş Kadir, yetiş. Nilgün abla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi geçmiş olsun. Finish Estrize. Gel, 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 gel. Sence oldu mu? Şöyle tutunabilir miyim? Gel otur, gel sen. Ay, çok teşekkürler. Ne demek ben, thank you. Bence... Ha, sence? Yüzeysel bir temizlik oldu. Bir şey diyeceğim. Sence beğenmezler mi? Ya beğenmeyecek şeyler çok. Ama bu kadar eşya, bu kadar kir. Savunmanız hazır da Nilgün Hanım. Önemli olan rakiplerinizin yorumu. Finale sakla artık. Finale çıkacağımı pek sanmıyorum. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bayağı dilin damağına yapıştı senin. Bir çay içelim mi? Ay. Ne iyi gider. Karşılıklı ama. Hani hep storylerde atıyorum ya. Evet. Hele hoş, hele hoş. Hadi gel gidelim salona, ben sana bir çay getireyim. İşte yok, ben dolduracağım çayları. Aa, burada şimdi... Ablanın elinden bir çay içeceksin lütfen. Hadi lan. Şekerli mi içiyordun? Şekerli, şekerli. Keşke yanında çikolata falan da olsaydı. Ben sana alayım. Sen abur cubur seviyorsun ama yok maalesef. Finalden sonra hadi gel. Bugün yorgunluk çayınız Nilgün Hanım'ın elinden Kadir'ciğim. Ay gel Nilgün abla. Allah razı olsun. Güzel kardeşim Kadir'e bir elimden çay içsin dedim. Ölmüşlerin canına değsin. Cümlemizin. Çok teşekkür ederim, yordum seni de. Beraber yaptık her zaman. Evet, gibi. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Yalnız ben sana bir şey soracağım. Temizlik arası bir türlü fırsatım olmadı daha doğrusu da. Çünkü senin anına anına uymadığı için. Nilgün abla, senin gençliğinden beri bir ünlü olma hayalin varmış. Böyle şarkıcı mankıcı, doğru mu? Evet. Ünlü bir astrolist falan, böyle şarkıcı, astrolist. Popüler. Kaç yaşından beri düşünüyorsun öyle? 9-10 yaşlarından beri. Evde böyle eline mikrofon falan alıp şarkı söyledin mi? Mikrofon alıp tabii şarkı söylemek, böyle tüllerle müllerle oynamak. Kendi kendime kostüm yapıp, annemin işte böyle şifon başörtülerini falan alıp böyle uçuşan falan, ne bileyim taşlı, tokalı, tüllü şeylerle çok severdim. Beğendiğin sanatçı falan var mıydı? Hani şöyle hayran olduğun, benzemek istediğin? Emel Sayın, ondan sonra Muazzez Ersoy, Zeki Müren, çok daha hep eskilere gidersek. Türk sanat, evet. Musikisi. Zekai Tunca. Onlara çok yaşım yetmez de benim. İlkokulda ben bir 9-10 yaşlarındaydım. Müzik hocamız sınıfa girdi. Ben biraz pasif bir çocuktum. Sınıfta pek popüler değildim kızlar arasında. Oturuyordum. Şimdi müzik kursu açılacak. Sesi güzel olanlar sıraya gelsin dedi hocamız. Herkes sıraya girdi. Ben de dedim iyi sen de gel dedi, böyle yaptı. İyi sen de gel. Gel dedi, iyi sen de gel dedi, böyle yaptı. Ben de 8. 9. sıradayım. İşte müzik öğretmeni elinde bir anahtar, tempo tutuyor anahtarla. Söyle diyor, tamam koroya girenler geç bu tarafa diyor. Şarkı olarak ne söylediler? Şarkı olarak istediğinizi söylüyordunuz. Genelde çocuk şarkıları falan, koroda söylenen sesin şarkılar. Sesin güzel mi yani? Yok, sesim güzel değil işte benim. Kız, sesin güzel de koroda ne işin var o zaman? İşte... Heves. Her yerde bir şansımı denemek istiyorum. Sen dedi, ne söyleyeceksin dedi. Ben ay hiç unutmuyorum.
Gözyaşım daha saklasın ağlayamam ben diye Zekai Tuncan'ın bir şarkısı. Gözün kör olmasın. Okulda o şarkıyı nereden aklına getirdin sen hele dur? Yani böyle çocuk. Kaç yaşındasın sen? O zaman kaç yaşındaydın? O zaman 9-10 yaşlarında falandı. 9-10 yaşında Zekai Tuncay'la ne işin var? Öğretmen şöyle bir zaten şöyle bir durdu kaldı. Ritim tutmaya başladı. Ben de böyle herhalde nameli söyledim. Şimdi söyleyemiyorum tabii. Nameli. Toprak dünyanın başına. Geç dedi Koray'a dedi. Ama şarkı... Koro'da da fazla. Allah aşkına şarkıyı bir mırıldansana merak et. Efendim? O Zekai Tuncay'ın şarkısını bir mırıldansana. Hadi kırmayın Kadir'i. Kız ya aha, işte bak. Beni dinle aha. Bak seneler sonra fırsat ayağına geldi bak. Yok kamera oğlum. Seni çekiyor hadi. Ya ben çok heyecanlıyım. Bana bakarak söyle. Gözyaşım da saklasın ağlayamam ben. Nelelelelim. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen. Bu muydu senin 9 yaşında söylediğin? Bir kapanma. Gerisi vardı ama. Çıkışı var. Maşallah. Hani sesin kötüydü senin. Kötü tabii. Bu mu kötü? Evet vallahi kötü. Oo. Evet haftanın astrolojisi Nilgün Gönül karşınızda. Senin gözün çıkmasın. Ay sağ olun. Hadi kalkalım artık. Üstümüzü giyinelim. Biliyorsun dışarıda bizi bekliyorlar sabahtan beri. Aynen çok teşekkür ederim. Eminim de dolmuşlardır bayağı şu anda. Bir nerede yemek kaldı için bekliyorlar. Bunlar diye. Hadi kalk. Ben altını çok alta merak ediyorum. Alta baksana arka olduğu gibi duruyor. Hiç dokunmamış. Yok 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 duruyor arkası. Dolabın içine hiç dokunmamış. Dün ben buraları sildim. Evet hiç dokunmamış. Yani benim takıldığım yer yine menfez. Tam kraliçe olmuşsun ama abla. Gündüz kül kedisiydi, bir anda prensese dönmüş. Ana kraliçe oldu. Kalmalı kraliçe olmuş. Peki Nilgün abla, bugün temizlik nasıl geçti sence? İçine sildin mi? Bugünkü ev, eşyalar, temizlik anlatılmaz yaşanırdı. Ablacığım mutfak... Yani sadece bir yüzeysel, yani bulaşıklar yıkanmış gibi geldi bana sadece. O mutfakta şu an en az 3 günlük daha iş var. Bitiremediğinizi kabul mü ediyorsunuz bu şekilde? Birinci günden beri haleni yedi bitirdi. Ya. Mutfak camına bez dokunulmamıştı. Benim burama geldi artık yeter. Yüzeysel bir temizlik olmuş. Derinlemesine temizlik. 4 saatte hani, yetmezdi bu evde derinlemesine temizlik. Yetiremedim diyor. Yetiremedim. Bahane yok. Biliyoruz temiz olduğunu. Bu temizlik seni hasta etmiş. Güzel kardeşim bak. Dolapların kapağını açıp boyanlarını silebiliyorum. Sırf yarım saatim zaten o ocakta geçti benim. Ocakta geçmiş ama hala ocakta böcek sallanıyor. 19 puan alarak 1 puan farkla birinci olan yarışmacımız. Üçüncü haftanın birincisi olan arkadaşımız. Merhabalar. Evet hanımlar beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz koltukları Mertcan Bey? Koltukları bir nebze güzelleştirmiş. Çekinmeden inceleyin salonu. Şu arkayı çok merak ediyorum. Olduğu gibi duruyor. Olduğu gibi duruyor. Ben altını çok alta merak ediyorum. Alta baksana da arka olduğu gibi duruyor. Hiç dokunmamış. Yok 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 duruyor arkası. Alta mı duruyor? Duruyor duruyor. Şöyle. Aman yapay çiçekleri de kontrol etmeyi unutmayın Halise Hanım. Yapay çiçekler... Sözler alınmış mı? Bir ikisine değişiklik var. Yok şu aynı. O aynı olduğunu biliyorum. Bir de şunlar aynı onlar da şu... Emin olamadım ben de. Sen biraz detaylı beyaz, bakmıştın. Evet. Televizyonun arkasını silmemiş galiba. Dört bir yana dağıldınız. Salonun altını üstüne getirdiniz. Şimdi sırada mutfak var. Hadi bakalım teftiş başlasın. Thank you.
Dolabın içine hiç dokunmamış. Dün ben buraları sildim. Evet, halde. Hiç dokunmamış. Bak duvarda şunlar var. Yani benim takıldığım yer yine Memphis. Ocak. Hiç olmamış. Örümcek sallanıyor burada. Bulaşıkları da Kadir yıkadı. Bilginiz olsun. Evet. O hiçbir şey yapmamış. O yıkadıysa o yıkarken o camı silebilirdi. Evet. Borulara bakacak mıyız? Baktım Ertan şuraya çıktı. Aspiratörün fütresine baktınız mı hiç? Gördünüz mü? Gözünüzü çarptı mı? Hiç çıkartılmamış. Yok çıkartılmamış. Yok çekme çekme. Çekme elinde falan kalır aynen. Ben banyoyu çok merak ediyorum. Bakma bakma. Kapat. Açma açma. Dolapları açmaya gerek bak. Yok. Tamam çıkıyoruz. O zaman banyoya gidelim. Bakalım bizi banyoda ne bekliyor. Hadi o zaman burada daha fazla oyalanmadan banyoya geçelim. Sabah ağır koku yüzünden içeride durmakta zorlandığınız banyonun yeni hali karşınızda. Aman diyelim, en ufak bir noktayı atlamadan kontrollerinizi yapın. Finalde ihtiyacınız olacak. Gündüz kül kedisiydi, bir anda prensese dönmüş. Ana kraliçe oldum. Tamam, kraliçe olmuş. Peki Nilgün abla, bugün temizlik nasıl geçti sence? İçine sindin mi? Bugünkü ev, eşyalar, temizlik anlatılmaz yaşanırdı. Ablacığım mutfak. Yani sadece bir yüzeysel, yani bulaşıklar yıkanmış gibi geldi bana sadece. O mutfakta şu an en az 3 günlük daha iş var. Bitiremediğinizi kabul mü ediyorsunuz bu şekilde? Birinci günden beri hayalini yedim yitirdi. Ya. Mutfak camına bez dokunulmamıştı. Benim burama geldi artık yeter. Yüzeysel bir temizlik olmuş. Derinlemesine temizlik. 4 saatte hani, yetmezdi bu evde derinlemesine yetiremedim temizlik. Yetiremedim diyor. Yetiremedim. Bahane yok. Biliyoruz temiz olduğunu. Bu temizlik seni hasta etmiş. Güzel kardeşim bak. Dolapların kapağını açıp boyanlarını silebilirdin. Sırf yarım saatim zaten o ocakta geçti benim. Ocakta geçmiş ama hala ocakta böcek sallanıyor. 19 puan alarak 1 puan farkla birinci olan yarışmacımız. Üçüncü haftanın birincisi olan arkadaşımız. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Güldük, ağladık, temizlik yaptık ama bir haftanın daha sonuna geldik. En baştan beri diyorum ki hep büyük bir final, büyük bir final. İşte büyük final bugün. Bugün biliyorsunuz Nilgün abla yarıştı. Bayağı yoruldu ama Nilgün abla yok şu anda aramızda. Neden? Sizce yok? Nerede? Acaba nerede? Bir sürpriz mi var acaba? Nilgün ablayı küçük bir alkışla çağıralım mı? Çağıralım. Evet karşınızda Nilgün abla. Olmuşsun ama abla. Teşekkür ederim. Ben ya, size sabah prenses demiştim ama. Yani bilemiyorum yani. Evet. Gündüz kül kedisiydi bir anda prensese dönmüş. Ana kraliçe oldum. Oo. Tam ana kraliçe olmuşsun. Galiba içime doğru. Haftamızın kraliçesi. Evet. Yalnız çok teşekkür ederim. Cidden haftanın finaline bomba gibi düştü. Yani 3 haftadır yarışıyoruz. Ya. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Benim bir hayalim vardı. Küçüklüğümden beri hep böyle tüllü elbiseler, böyle bir ünlü bir sahne astrolist. Sanatçısı, astrolojisi olmak. Yani öyle bir hayalim vardı. Bu hayalim bugün gerçek oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yıllar sonra sana hayat bunu sundu demek ya. Evet. Bu da benim için çok büyük bir şey. Şu an çok mutluyum. Yalnız haftanın finaline renk kattı. Evet. Evet. Harika olmuşsun. Şahane. Teşekkür hoş ederim. Ya. Çok sağ olun. O çok sizin yakışmış. Kalbinizin güzel bakışı. Teşekkür ederim. Ben sabah girdiğimde prenses demiştim. Ay sağ olun çok teşekkür ederim. Peki Nilgün abla bugün temizlik nasıl geçti sence? İçine sindin mi? Yani bugünkü ev, eşyalar, temizlik anlatılmaz yaşanırdı. Bir hafta eleştirdin. Bir hafta eleştirdim ama
yani nasıl diyeyim? İşin bomba etkisi deyince yarattı. Yani dıştan bakıldığı gibi değilmiş, evet, değil mi? Ben hep dedim. Dıştan evet bakıldığı gibi değil. Arkadaşlarım da bilirler. Yani bu şekilde ama gerçekten çok zormuş ve bu ev gerçekten çok kirliydi. Ve halen bana çok kirli geliyor. Bakalım arkadaşlara ne diyecek bugünkü temizlik hakkında? Sen bayağı uğraştın özellikle mutfakta. Uğraşılsa en az 3 günlük daha iş var. Sırf mutfakta. Bakalım arkadaşların nereyi gördüler? O zaman başlayalım tek tek yorumlarımıza. Biliyorsunuz önce yorumlarımızı sonra puanlarınızı söyleyeceksiniz. Sevgi senden başlayalım. O ağzın dişimin ağrısından evet, çok senin diş ağrın varmış. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nihin ablacığım. Hemen başlıyorum biraz. Mutfaktan başlayacağım ben. Ablacığım mutfak yani sadece bir yüzeysel. Yani bulaşıklar yıkanmış gibi geldi bana sadece. Dolapların içine hiç dokunulmamış. Ne kadar deterjanlar kullandım, ne kadar deterjanlar kullandım diyorum ya. O mutfakta şu an en az 3 günlük daha iş var. Dolaplara o yüzden mi giremedin? Zaman yetiştiremedim. Mi? Yetiştiremedim. Hiç girmemiş çünkü dolaplara. Yetiştiremedim çünkü salon da feciydi. Detaylı. Vitrin, bardaklar yani yetişmedi. Bana göre salon daha öncekine göre daha düzenliydi, temiz. Ama şu tam arkada, oraya hiç dokunulmamış. Bu var mı? Şu vitrinin arkası hiç dokunulmamış, her şey böyle duruyor. O gözüme çarptı. Yani yine takıldığım yerler var ama dediğim gibi diğer arkadaşlara da şey bırakıyorum söyleyecek şey. Yani resmen bu evde en az bir 5 sene mi, kaç sene diyeyim, temizlik bez sürülmemiş hiçbir yere. Özür diliyorum, bir şey sorabilir miyim? Tabii. O ocak zaten feci. Siz bitiremediğinizi kabul mü ediyorsunuz bu şekilde? Şimdi şöyle, ev hatta eve girdiğimde ben şok oldum. Yani böyle sanki beynimden aşağıya kaynar sular döküldü. Feci derecedeydi. Dedim ki nereden başlanılacak? 4 saatte bu ev nasıl, ne şekilde bitecek? Dedim ama ben dedim bu evi yapabilirim. 4 yarışmacının içinde bu evin hakkından en çok ben gelebilirim. Ve ev gerçekten eski, dökülüyor. Her yer dökülüyor. Yani böyle göründüğüne bakmayın. Sizin ev de çok eskiydi. Sizin ev de çok eskiydi ama... Teşekkür ederim. Siz buraya girseydiniz bana hak verirdiniz. En azından bir şeyler elinizde kalmamış. Sevgi sen yorumunu yaptın, şimdi senden puanlarını alalım biz. Çünkü bir daha büyük finale gideceğiz arkadaşlar, tamam, biliyorsunuz. Bugünün oylamasını yapalım. Hazırım Kadir Bey. Evet. Benim. Dediğim gibi. Nilgün Hanım'a puanım. 4. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Sevgi. Beklediğimize değdi. Çok teşekkür ederim. Demek. Çok sağ olun. Sen bu hafta hep puanları bol bol dağıttın. 4'leri verdin. Ama sana... Olsun. Ne diyelim? Halise abla. Evet. Bugün için ne düşünüyorsun? Nilgün abla bayağı uğraştı. Evet. Uğraştı. Gezdin, gerçekten gördün. Ev zordu. Çok ben zor. Ben şey yapmıyorum, yemiyorum. Ama gerçekten Nilgün Hanım benim rakibimdi. Çünkü bizim onunla temizlik anlayışımız aynı. Mertcan Bey'le de yine aynı demiştim. Üçümüzün çok yakın. Tarzlarımız üçümüzün yakın. Görüyordum ben. Ama şöyle yani üstten yine biraz detaylara gelecek olursak. Banyoda benden avantajlıydı dedim zaten. Benim banyom daha zordu. Ama mutfakta belki bir talihsizlik oldu. Bulaşık makinesi yoktu. Bulaşıklar elde yıkandı vesaire. Ama mutfak camına bez dokunulmamıştı. Mutfak camı yine özellikle benim çok takıntılı olduğum şey menfez. Yani ben ona gerçekten çok takılıyorum. Evimde de yine aynı şekilde öyle. Hatta birkaç gündür evimde iş yapamadığım için bir haftada tozlandı. Yani yarın ilk işim eve gidip menfezi söküp yıkamak olacak. Hepimizin aynı. Bir an önce eve gidip temizlik yapmak lazım. Hepimiz aynı şekilde. Aynen öyle. Ama cama hiç dokunulmamış. Dolap içlerini zaten hiç söylemiyorum. Orası da çok takıntılı yer olduğu için. Ayna silinmemiş, ünite çekilmemiş, vitrin içi hiç dökülmemiş. O üniteyi nasıl çekseydik? Yani çekip arkasını bir makine... Halise Hanım, o kadar detaya girerseniz, bakın, fincanlar, bardaklar... Bile, paspasla bile altını alsaydınız yeterdi. Vakit altı de yarışılıyordu. Koşturdum, göreceksiniz seyrettiğiniz zaman. Örtüler yıkanmamış, yıkanmadığı gibi... İçi de dökülmemiş vitrin. Ben de kendi evimde olsam o şekilde sizin tamam, dediğiniz gibi düşünürüm. Tamam, ben vereceğim puanımı. Ben çok düşünmeyeceğim çünkü puan için. Saygı duyarım. Karar verdiniz ben daha önceden. Peki. Verdim ben kararımı. Teşekkür ediyorum. Kırılmaca, darılmaca yok.
Evet, benim puanım. Halis abla. Teşekkür ediyorum. Senden zaten böyle bir puan bekliyordum. İki ama kalpli bir iki verdim. Çünkü teşekkür ederim. Gerçekten çok seviyorum. Kırmak da istemiyorum. Ben de sizi, ben de seni sevdim. Hepinizi ayrı ayrı sevdim. Ama haftanın da ikinci günü yarışmacısı olduğun için aslında benim puanım 3'tü. Ben bir daha düşün dedim Nilgün ve 4 verdim. Ama ben de gerçekten bol 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 gitmişim puanlarda böyle. Ama bu sonuçta bir yarışma. Sonuçta bir yarışma. Teşekkür ederim. Pişman mısın peki? İkilemdeyim, evet. Ama 2'yi hak etmiyordum. Bir 3 olabilirdi. Son kararın yani Halis abla 2 verdin. Evet verdim. İçim rahat ama. İçin rahat. Tamam, saygı duyuyoruz tabii ki de. Benim şu an içim hiç rahat değil. Hangi konuda? Keşke ilk düşündüğüm 3'ü verseymişim. Halis abla çok çok teşekkürler. Sizin öğrenci eviydi. Duvarda çizikler, harita gibi öyle resimler yoktu. Öyle takdir gördünüz. Saygı duyuyorum. Niyazi abi haftanın başında yarıştın, gününü atlattın. Evet. Daha sonra da puan vererek haftanın sonuna kadar geldik. Peki hiç senin de pişman olduğun bir puan oldu mu? Hayır, ben hiçbir zaman verdiğim puanların hiçbirine pişman değilim. Değilsiniz. Hala mı değilsiniz? Bana verdiğiniz sizde ben, pişmanlık duymadınız mı? Ben hiç kimseye doğru pişmanlık duysaydım, benden önceki yarışmacının beni geçmesini istemeyerek 4 yerine 2 verirdim, o da kalırdı 8'de. Veya 9'da. Benim bir puan altımda olurdu. Ben puan hesabı hiç yapmadım. Lütfen bu konuda bana tamam. Çok rahatım. Tamam rahatsınız. Tamam. Vicdanım da rahat, ben de rahatım. Ben yapılan işe temizliğe göre puan verdiğime inanıyorum. Tamam. Evet zaten haftanın başında sen yarıştığın için çekilen zorluğu gördün. Kirli evde bayağı uğraştın. En azından tecrübenle puanları verdiğini düşünüyorum. Aynen. Düşünüyorum Niyazi abi. Keşke en son güne ben kalabilseydim. En son kalan yarışmacı nerede nasıl bir pislik bulunur. Ben sadece şu an... Bak ablacığım, abla bak temizlik nereden başlanır, nerede biter öğrendiniz. Hangi ilaçlar, kim nereye siliyor gördünüz. Bunların hepsi hakkında son derece tecrübeli bir yarışmacıyım. Şimdi yeniden bir daha yarışmaya sokun. En kötü peki, evi de verin, bugün 10 numarayla çıkarım. Eline koluna sağlık. Teşekkür sen de bayağı ederim. Uğraştın. Beraber bayağı uğraştık. Arkadaşlarımızın hepsi uğraştı. Hepsinin de emeği var. Aynen. Herkesin ben dedim. Tabii ki. Aynen. Şimdi peki herkes bugün hakkında ne söylüyorsun? Yüzeysel bir temizlik olmuş. Derinlemesine temizlik. Derinlemesine de, temizlik. Kendisi de itiraf ettiği üzere. 4 saatte hani, yetmezdi bu evde derinlemesine yetinemedim temizlik. Yetinemedim diyor. Yetinemedim. Bahane yok. Bahane değil. Ben açık ve netim. Bahane yok burada. Tamam ama bitirmediğinizi kabul ediyorsunuz. Bitti. Zaman... Nerede bitmedi? Niyazi abi diyor ki 4 saatte yetiştirebilirdin yani. Bu benim için bir bahane değil diyor. Keşke size çıksaydı bugün. Keşke. Bu keşke. Niyazi abi yorumunu yaptın. Teşekkür ederiz. Şimdi senden de puanını alalım. Niyazi abi, buyurun. Nilgün ablanın bu yarışmadaki kaderini etkileyecek puanını açıklar mısın? 2. Taktınız 2'ye maşallah. İkiler maşallah. Bu hafta bayağı ben geldi. Ben ne kadar bol gitmişim. Şimdi, bu evde yapılması gereken çok iş var, haklı. Ev bayağı berbattı, haklı. Ama 2. Ama yapılmadığı için 2. Tamam Niyazi Bey, size göre bu ev hiçbir şey yapılmadı. Üstten bir süpürge prensesim, tutulu. Prensesim bak kısmak, böyle, küsmek şu yok an, mu işte? Yok küsmüyorum. Ama bu da bak, bir yarışma yorum yapıyoruz. Bana küsmek iki verene dört şey verdiğim yok. Zaman herkes bir şey demedi. Ben size ben, 3 verdim, 3. Bak ben, burası alışveriş merkezi değil burası. Tabii ki alışveriş merkezi değil, tabii ki bir yarışmadayız. Bana ne verdiğiniz masal önemli masal aleminde benim de değilim. Benim içimden gelen, gördüğüm temizliğe verdiğim puan bu. Bari bir 3 verseydin. Vallahi kısmetine bu. Neyse tamam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Puanlar ortaya çıktıkça büyük finalin heyecanı gitgide artıyor. Çünkü yavaş yavaş puanlar belli oluyor. Mertcan, sona kaldın. Şu an gözler senin üstünde. Çünkü vereceğin puan şu an her şeyi değiştirebilir. Evet. Ona göre yorumunu, ona göre puanını ver. Bekliyoruz senden bakalım. Dün ben kendi evim için konuşayım. Hem kendi evimle sizin evinizi kıyaslamak istiyorum sadece. Kirlilik açısından değil, yapılan iş açısından şey yapmak istiyorum. Dolapların içindeki düzeni hiç yapmamışsınız. Dolapların içini bir aktarıp temizleme yapmamışsınız. Dolapların içindeki canım kirlileri... Canım benim, o dolapları döksem sadece 4 saatte belki dolapların içini yapabilirdim. O dereceydi. Ablacığım, diğer ben her de... şeyde patlayacaktım, bu sefer kalacaktı. Ben de hepsini aktardım. Hatta kadın seninkiler bey dedi ki... Seninkiler çok temiz ve düzenliydi. Dolapların içine girmemeni anlayabilirim ama dolapların kapakları açılıyor. Dolapların kapağını açıp boyanlarını silebilirdin. Orada hala yağ lekeleri duruyordu. Vardı biliyorum. Evet. Ama bu ev resmen mutfak, tezgah, ocak, altı
Resmen bir çöp evdi. Gerçekten doğrudur. Yıllarca o ocağı falan hiçbir yere bez sürülmemiş. Sırf yarım saatim zaten o ocakta geçti benim. Boyut olarak ocakta geçmiş ama hala ocakta böcek sallanıyor. Öyle mi? Keşke girseydiniz siz. Bu keşke. Salon kadar benim mutfağım keşke. Vardı. Pardon, ve bayağı bir dolap vardı. Herkes kararlı gelmiş, buraya düşünerek gelmiş. Ben vicdanımın sesini dinledim, kalbimin sesini dinledim ama sende çok üzüldüm. Dün gece sabaha kadar uyumadım, uykusuz geldim. Hatta bugün böyle... Üzüldüm. Evet, sende hakkını helal et. Gerçekten hakkını helal et. Ben helal hoş olsun. Niye pişman mı oldun verdiğin puanı? Ben aslında 3 vardı kafamda. Niye vermedin o zaman? Yalnız şöyle bir şey diyeceğim Kadir Bey. Bu puanlamada bir tek herhalde verdiğin puanlara ben pişman değilim. Herkes çünkü bir pişmanlık yaşıyor. Ben de pişman değilim. Ha, evet, bir de Niyazi Bey. Niyazi Bey. Nilgün ablacığım, özür diliyorum. Burası bir yarışma programı. Yapılan işe puan veriliyor. Ama siz her şeye bir bahane üretiyorsunuz. Bahane üretmiyorum. Bahane siz yok, de aynı şekildeydiniz. Yok. Yarışıyoruz. Siz de eleştirilirken siz de aynı şekildeydiniz. Temizliklerimizi yarışıyoruz. Ben de burada kendimi savunacağım bahane, tabii ki. Ya tamam, teşekkür özür ediyorum. Özür dilerim de yapamadım, edemedim, giremedim. Yok yapamadım, edemedim, ben başaramadım. Ben öyle üstten yaptım, bu kadar. Onun için mi kanter su içinde kaldım? Küvetin içlerine yaptım ya. Tabii ki ama bildiğiniz gibi değildi ama diyorum. Ama gördük, yaşadık. Aynı şeyleri biz de yaşadık. Evleriniz küçüktü. Ablam benim küçük herkesin değildi. Herkesin evi küçük değildi abla. Peki abla. Ben şöyle bir şey demiyorum. Ağır bir koku hakimdi. O şöyle evde bir şey ben duramadım. Temizi temizlemek kolaydır. Önemli olan pisi temizlemek. Ben pisi, ben, o kadar pisti ben ki. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ben de öğrenci hayatımda temizlikçilik yaptım. Bu konuları hiç açmıyorum. Çünkü bu burada çekilen bir şans. Perdeler, bunlar ben şey detaylı. Geçmedim. Ben salona daha geçmedim abla. Salona geçersen ben burada düşüp bayılacağım. Lütfen ne olur. Ben salona daha geçtim. Mutfakta radyatörün sadece dış yüzeyi silinmiş. O raylı kısmı çıkartıp iç kısmındaki o örümcek ağları alabilirdi. Vaktim olmadı. Banyoda. Örümcek ağlarından vaktim olmadı. Tamam, doğrudur. Size göre ben burada 4 saatim, 3 saati oturdum. Laylaylom yaptım. Bir saatte de öyle gezindim estağfurullah. İşte süpürgeyle. Estağfurullah. Salonda şunu söylemek istiyorum. Koltuklar için ellerine sağlık. Çok güzel olmuşlar. TV ünitesine eline sağlık. Her tarafındaki tozu almışsın. Altı ve arkası hariç. Sihirbaz olmanız lazımdı. O örtüler yıkanacak, o fincanlar, her şey. Yani 4 saatte bir sihirbaz, sihirli değneğiniz olması lazımdı. Ama siz bizim prensesimizsiniz. Çubuğunuz yok muydu elinizde? Nilgün Hanım, sadece camları... Sen dünün... Camlarının hazmedemiyorsun, onu çıkartıp puanını ver bitsin. Tamam, camlarının, biliyorum. Camlarının tozunu alabilirdin. Bana kalsa ben bu eve bir haftada çıkamazdım diyorum. Doğrudur. Salonda çok fazla bir şey hani hiç yapmadım. Tek şanssızlığınız beyaz olması ve lekeyi kendisi bağırması, ben buradayım demesiydi. Banyoda duşakabininizin kapaklarında sıkıntı vardı. Herhalde birazcık ilaç kalmış, durulamanızda birazcık sıkıntı yaşamışsınız. Musluk bozuldu. Doğrudur, geçmiş olsun. Bir de duşakabininizin üst kısmında bir şey vardı. Ben taburenin üstüne çıktım, orayı da hızlı bir şekilde aldım. Özellikle bakılacak diye. Doğrudur. Mertcan, yorumunu aldım. Teşekkür ederim. Eğer kafanda puanını belirlediysen artık senden de puanını alalım. Büyük finale gidelim. Mertcan, Nilgün Hanım'a adil olarak verdiğini düşündüğün puanını açıklar mısın? Eline, emeğine sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Hepimizin eline, emeğine sağlık. Dünkü puanın beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Biliyorum. Ama ben seni hayal kırıklığına uğratmak... Pişmanlığını çok yaşadım ben. Ben seni hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Puanın 3 ablacığım. Çok teşekkür ederim canım benim. Eline, emeğine sağlık. Öpüyorum bayağı seni kalpten. Üçüncü haftadayız biliyorsunuz ve bir ilki yaşadık. Mertcan, senin verdiğin puanla da şu an 3 yarışmacımız da eşit. Biliyorum. 11 puan, 11 puan, 11 puan. Peki bunu bilerek mi yaptın yoksa cidden Nilgün Hanım'ın 11'i hak ettiğini düşünerek mi verdin? Benim verdiğim puanı hak ettiği için verdim. Onun için? Keşke hepimiz de 11'de olsaydık. Hani bunu en adil şekilde gönlüm rahat. Siz verseydiniz. Ben de puan verirken sizin dediğim gibi bez tutuşunuzdan cam silişinize, evdeki temizlikteki planlamanıza, hareketinize hepsini göz önünde bulundurarak puan veriyorum. Yani gün içinde tabii ki sizinle yardım ediyorum, sohbet ediyoruz, temizlik yapıyoruz ama benim bir gözüm her zaman yaptığınız işte. Evet. Sizin kovaya deterjan atışınızdan o suyu döküşünüze kadar her şeyinizi göz önünde bulundurarak puanınızı veriyorum. Hepinizin puanlarını zaten gününde verdim. Bugün de Nilgün ablanın puanlarını vereceğim. Tabii sizin puanlarınız da bugün bayağı bir etki edecek.
Şu anda yani inanılmaz zor durumdayım. Düşünün 3 kişi 11'de ve 3. haftadayız. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Bilmiyorum ne olacak. Şimdi haftanın finaline gitmek için ben gidip puanımı vereceğim. Daha sonra büyük finalde buluşalım, olur mu? Tamamdır. Peki. Çok teşekkürler. Ederiz. Evet, haftanın sonuna geldik. Şu an vereceğim puan haftanın birincisini belirleyecek. Puanımı veriyorum ama ben de çok heyecanlıyım. Evet, şu anda birinci olan kişiyi belirledim. Tabii bunu sadece ben biliyorum. Şimdi büyük finale puanımı açıklamaya gidiyorum. Evet, haftanın sonuna geldik. Büyük final. Haftanın başından beri bugün için yarıştık. Şu an görmüş olduğunuz 10.000 lira bugün aranızdan bir kişinin olacak. Ve bugün o puanların toplamı açıklanacak. Tabii ki hepiniz birinci olmayı düşünüyorsunuz. Eminim içten içe herkes bir kendinin ödüllendirileceğini düşünüyor. Halise abla, sence bu hafta 5. olan yarışmacı kimdir? Bir tahminini alalım. Niyazi Bey. Niyazi Bey. Teşekkür ederim. 5. olduğunu mu düşünüyorsun yoksa 5. olmasını mı istiyorsun? 5. olmasını istiyorum. 5. olmasını istiyorsun. Evet. Sebebi hala sana bir vermesi mi? Evet. Evet. O bir çünkü hala oturdu çime. Rica ediyorum çıkmıyor, arkadaşlar. Bire takılmayalım. Bakın tamam, bir verdim, tamam, üç verdim, uzatmayın. İki verdim. Tamam, gerek yok. Ben sadece fikrimi anladım, söyledim. Yok, sadece fikrini sordum Niyazi abi. Mertcan, sence haftanın sonuncusu kim olmuştur? Halis Hanım diye düşünüyorum. Halis Hanım diye düşünüyorsun. Bunu etkileyecek şey nedir yani, bu kararı sana verdiren şey? Yaptığı temizlik diyebilirim. Beğenmedi. Anladım. Niyazi abi sence? Halis Hanım olduğunu düşünüyorum. Peki. Sevgi sence? Bence Mertcan. Mertcan. Sebebini kısaca bir alabilir miyim? Yani öyle düşünüyorum, evinden dolayı, evinden yaptığı temizliğinden dolayı diyeyim. Anladım. Nilgün abla, bugün sen yarıştın. Şimdi en sıcak yarışmacı sensin. Sıcağı sıcağına sana sorayım. Sence 5. kim olmuştur? Keşke hepimiz birinci olabilseydik. Gönül Tabii ki isterdi. Onu gönül ister evet, ama... Gerçekten bunu da şu an söylemek çok zor ama Mertcan diye tahmin ediyorum. Mertcan diye tahmin ediyorsun. Anladım. Evet, şimdi size haftanın 5.sini açıklıyorum. Bu hafta yarışmacı arkadaşlarından 8, benden 5 puan alarak 13 puanla yükselen arkadaşımız haftanın 5.sü oldu. Ve Mertcan. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık, uğraştın, çabaladın. Ev sahibimiz mutlu olduysa ne mutlu bana. En iyi kendimi en iyi bir şekilde temsil ettiğimi de düşünüyorum. Ben kendimce burada zaten hani sonucu olsam da ben birinci olduğumu düşünüyorum. Sen kendini ispatladığını düşünüyorsun. Aynen öyle. Eline koluna sağlık. Her şey için çok çok teşekkürler. Rica. Ama dediğim gibi bu bir yarışma. Evet. Birinci de olacak, 5. de olacak. Her şeyi hazırlıklıyız. Geldik haftanın 4.sine. Toplamda 15 puan alarak haftanın 4.sü olan yarışmacı. Bence Niyazi Bey. Bence Halis Hanım. Ben de olabilirim. Bence Halis Hanım. Halis Hanım. Ben değilim kesinlikle. Halis Hanım ya da Niyazi Bey. ...15 puan alarak haftanın 4.sü olan yarışmacımız Niyazi abi. Doğru mu? Doğru. Olabilir mi? Neden olmasın? Acaba mı? Yok, doğru. Haftanın 4.sü Niyazi abi. Niye bu kadar şaşırdın ki Niyazi abi? Niye? Evet, zaten düşük aldın. Oldu yani. Niyazi abi, hakların yendiği bir ortamdayız şu an. Gerçek anlamda herkes birbirinin hakkını yedi. Çok normal 4. olmak. Yani peki bu kısası siz yapmadınız mı? Yani. Sana 2 verildi, bütün bir hafta boyunca sen de 2 verdin herkese. Eğer şimdi hak yendiğini söylersen sen de onların hakkını yemiş olarak görünürsün. İşte kusur bulamadıkları halde 2 vermesi kısası kısastır. Yani bence bugün sizin puanınız da bizim üçümüzü eşitlemekti. Bayağı terleten bir final oldu gördüğünüz gibi.
Aynen, hakkınızı helal edin çok size. Çok değişik bir hafta yaşadık. Gerçekten. Evet. Hem ağladık, hem güldük, hem eğlendik, hem sinirlendik. 5 gündür de eğlendik. Temizlik yapıyoruz. Niyazi abi, sen niye daldın uzaklara? Ya. Peki, haftanın üçüncüsüne geliyorum. Toplamda 17 puan alarak haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız... Ben İlgin Hanım'ın birinci olmasını istiyorum şu an. Ben üçüncü de olabilirim yani, ikinci de olabilirim, birinci de olabilirim. Umarım sen olursun birinci. Güzel niyetlerin için teşekkür ederim arkadaşım. Halise abla. Ben mi? Sence kim üçüncü? Bence Sevgi. Neden böyle bir kanıya kapıldın? Bence Sevgi diyor. Bence de Halise Hanım. Tamam, birbirimizi söyledik, iyi oldu. Nilgün abla sence? Yorum yapamayacağım. Çok özür dilerim. Şu an ellerim su gibi oldu heyecandan. Aynen, biraz önce açıklansın gerçekten. Çok ben de. Tam tamına 10 bin lira. Bir hafta boyunca uğraştınız. Eleştirdiniz, eleştirildiniz. Yorucu bir haftanın sonunda 10 bin lira alarak gidebilirsiniz buradan. Evet. Acaba hangi arkadaşımız 10 bin liranın sahibi olacak? Benden 6 puan alarak toplamda 17 puana çıkan arkadaşımız haftanın üçüncüsü oldu. Haftanın üçüncüsü olan arkadaşımız Sevgi. Büyük bir şok yaşıyorum şu anda. Ben de çok büyük bir şok yaşıyorum. Ben de hayretler içerisindeyim. Tersten mi gidiyoruz, düzden mi gidiyoruz anlamadım. Ters köşe olacak. Ben bayağı bir büyük şok yaşıyorum şu bence anda. Bence başka bir ters köşe olacak da sonuçta göreceğiz bence. Öyle umuyorum. Nilgün abla sen birincisin. Bayrak sende, merak yo, etme. Yok, Halise Hanım çok istiyor birinciliği. Ya yok. Ya, birinciliği burada herkes istiyor. Herkes istiyor. Halise Hanım yok. Peki şimdi... Yani herkes istiyor. Ama Halise Hanım'a ben vereyim. Halise Hanım böyle bir rahat... Yok abla, sen değilsin birinci. Yani ne alakası çok var? Pardon. Hepimiz istiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Burada. Şimdi birinciyi Halise Hanım olarak görüyorsunuz ama üç kişiyi ki. Hani işte kim görüyor ki? Yani görmüyoruz. Hani ben ki. Çok istiyor ben, dedim ya. Ha, aşırı. Nilgün Hanım öyle söylediği için söylüyorum. Aşırı derecede. Sonuçta istiyor. Siz puan vererek üç kişiyi 11'e yükselttiniz. Ama ne dedim? Sonuncu da olabilirim, birinci de. Keşke birinci olsam dedim ama tamam şu an, ama bak keşke diyorsunuz ama şu an şöyle dedim. Az önceden beri 5. ben olabilirim. Yok. 4. tamam mı? Dedim şey ben olabilirsiniz dedim. Bakın 3 yarışmacımız da 11. Evet. Halise Hanım'ı beğendiyseniz 11 verdiniz. Evet. Sevgi Hanım'ı beğendiniz 11 verdiniz. Nilgün Hanım'a da 11 verdiniz. Evet. Aynı ya, ya eşit üçünü geldi. De siz eşitlediniz. Siz verdiniz puanları. Ben İlgün Hanım'ın almasını istiyorum. Hakkınıza hayırlısı olsun diyorum. Ben istiyorum kesinlikle ve bence de sen aldın. Şöyle İlgün Hanım'ın almasını lütfen, isteyen hayır. Kaç kişi var? Üçünüzden İlgün Hanım'ın almasını istiyorsun. Yani aynen, adaletlerini senin... bulsun bence de. Buradan şunu çıkartıyorum ki 5 yarışmacıyız. Demek ki bu hafta kimse beni sevmemiş hiç. Yani 3 kişi diyor ki Nilgün Hanım alsın. 3 kişi diyor ki ya dedim ki acaba bir oyun mu bu? Bence bir an önce birinci açıklansın. Şimdi geldi birinciyi açıklamaya. Bu hafta 19 puan alarak 1 puan farkla birinci olan yarışmacımız. Şu an o kadar zor ki size anlatamam yani. Evet. Yaşamanız gerekiyor. Lütfen. Sizin yerinizde olmak istemezdim. Şu an çok zor anlıyorum. Lütfen sen gönlümden çabuk geçin açıklayın. Olsun. Lütfen. Sonuç. Bütün bir Allah hafta... kime kısmet etti, nasip ettiyse benim lütfen, nasibimse gelsin. Ama ihtiyacım var diye de değil. Şöyle o para buradan gelmez de başka bir yerden yine Rabbim yardımcı olur. İnşallah. Şu an çok heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım. Mümkün oldukça size eğlenceli bir gün yaşatmaya çalıştım temizlik yaparken de. Yetiştiren oldu, yetiştiremeyen oldu. Mümkün oldukça elimden geldikçe destek olmaya çalıştım. Evet, toplamda 19 puan alarak 3. haftanın birincisi olan arkadaşımız... ...10.000 liranın sahibi olacak 19 puana alan arkadaşımız. Kalbim sıkıştı. Nilgün abla, ne hissediyorsun? Ay ben Nilgün! Ay yok, dur ya. Ben ama ne oluyor? Ben de çok güzel kandım. Ben Nilgün abla sandım.
sandım ama ya. Kadir Bey siz de öyle bir yapıyorsunuz ki ben. Ben doğru sandım. Ben Nilgün abla ne hissediyorsun? Yani sence kim olmuştur? Tabii ki heyecan var ama şu an tahmin yapmak istemiyorum. Ben hayatta her şeye karşılaştım. Olur dediklerim olmadı. Gerçekten olmaz dediklerim oldu. Yani. O yüzden... Haftanın birincisi olarak 10 bin liranın sahibi olan yarışmacımız... Halise ne hissediyorsun? Of. Ya. Of. Elim ayağım mı? Bence benim mi? Bilemiyorum. Çok heyecanlıyım. Temizlik Benim İşim programının 3. hafta birincisi 19 puan alarak... Halise Hanım. Gerçekten mi? Evet. Gerçek. Evet. Güle güle çok... çocuklarını harcarsın inşallah. Gerçek mi? Tebrik ediyorum. Güle güle harca. Harcayacağım oğlumla inşallah. Ay çok sağ olun. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Gerçekten benim mi? Ortalığı karıştırmalar işe yaramış. Bravo. Ne kadar güzel ya. Bizim huzurumuzu boz. Düzenimizi neden boz. Neden bozayım? Ben alnım... Zırlandın. Birinci günden beri hırsını yedi bitirdi. Ya? Ne alakası var ya? Dün psikolojimizi bozdu. Benim burama geldi artık. Yeter. Biliyoruz temiz olduğunu. Bu temizlik seni hasta etmiş. Güzel kardeşim bak. Ben evet. Kötü bir şey demiyorum. Gerçekten temizlikte ustasın. Ama bizi yedin, bitirdin. Ben helal ya benim etmiyorum. Benim elimde değil, elimde değil benim. Elinde değilse bu yarışmaya katılmayacaksın. Biraz önce diyor, beşinci de olabilirdim diyen kadın çok fazlasıyla tepki verdi. Tacın da attı gitti zaten. Ne oluyor şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Çıkarmak istiyorum. Yani Kadir Bey Halise deyince ben gerçekten mi, gerçekten mi? Hani arkadaşlar bir savaş alanı gibi oldu. Tek bir şey söyleyeceğim. Bu haftanın en güleç insanı bendim. Beni bile ağlattın. Çok teşekkür ederim. Ne alakası ama güle güle harca. Güle güle harca lütfen. Ben böyle bir final görmedim herhalde. Çok yarışma sakin izledi. Sakin ol lütfen, sakin ol. Sen sakin ol. Kazandın, paranı aldın, temizliğini de yaptın. Olabilir, herkes azmedemeyebilir, aralarında polemik de olabilir. Bunlar hiç önemli değil, hiçbirini kafana takmıyorsun. Sen birinci oldun, bitti. Bu bir yarışma, herkes azmedemeyebilir. Evet, hak ettim. Şöyle sana 10 bin lirayı teslim edeyim. Çok teşekkür ederim. Çocuğunla güle güle harca. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İnşallah iyi günler görürsünüz. İnşallah, inşallah. Tanıştığımızda da çok çok memnun oldum. Ben de çok çok memnun oldum Kadir Bey. Güle güle harcarsın. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Artık bundan sonra tescillenmiş bir temizlik hastasıyım. Halise'yi buradan tekrar tebrik ederim. Yeni yarışmacılarla yeni haftada görüşmek üzere.